Eşi makasat, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyaja da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Beni tanıyor musun? Ben bu sakallarımı kestikten sonra herkes bana bir verdi. Taner'e sakal yaptı. Korkmuyorlar benden. Duydun mu hayat? Taner geri döndü. Sana gelen yorumları okuyor musun? Yaptığın işler çok bayat. Elvan var ya. Evet. Benim babaannemin, benim teyzesinin, benim babaannemin kurumudur. Ne? Taner ne yapıyorsun? Ay, kurban olurum ben sana. Gerçekten tarzın çok iyi ya. Aa. Çikolata mı istiyorsun? Evet. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Bekle. Yap şimdi. Aa. Bu grafik. Tamam mı? Ay grafiği bak, ben senden tamam öğrenmeyeceğim. Bak buradan kopya çekiyorsun. Kim verdi bu kopyayı sana? Çiçekleri yaptım. Fatma ablanın kopyasını çekelim hayır, lütfen. Hayır. Apo senin kıskançlığın başına vurmuş. Fatma ablanın sosyal medya yorumlarını yazdım. Fatma abla makyajı güzel yapınca mahalleye sadaka veriyorum. O seyirci televizyonunu kapatabilir, sorun yok. Ama Fatma Hanım'ın ağzını fermuarı yok. Açtığıma her şeyi kusmaya başlıyor. Bu söylediğin çok kötüydü ama. Ben bu kadar yalan dinleyemem. Çetin abi biber geliyor yani gerçekten sana. Gerçekten çok kreatif bir çalışma oldu. Bastırın yine bozulmaz. Saç şiir gibi akıyor. Sen de oku o zaman. Aykırmak istiyorum. Yani karşımda o kadar güzel bir model duruyor ki. Saç pazar saçı gibi olmuş. Sana ne? Makyaj yani olay. Sen şimdi bu topuzu önden mi yaptığını düşünüyorsun? Saç gelmez yandan. Bir çıkıp düşmesi lazım. Bunu mu öğreteceğim şimdi? Karşımızda tam bir file ışıklığı var. Sen herkese sallarken sallıyorsun da biz niye sana bir şey diyemiyorum? Ya bırak bırak onu Allah. Hayır hayır. Allah şimdi diline düşürecek. Merhaba efendim. Ekranların en renkli, eğlenceli, güldüren, eğlendiren yarışma programı Kuaförüm Sensin de haftayı ortaladığımız bu güzel çarşambaya hepiniz hoş geldiniz. Dün kim sonuncu oldu? Bakana kadar. Biz tabii ki de. Ya. Kim birinci oldu? Biz. Bugün nasılsınız? Süper. Süper. İyi misiniz? Siyahlı karaları bağlamışsın yine. Siyah asalet demektir. Ne yapayım? Bu sessizlik nedir arkadaşlar? Hayırdır? Fatma ablanın bir karanlığı var oradan buraya gelen. Bir karanlık var diyorsun. Fırtına önce sessizliğimi haftayı ortaladık. Gözde Hanım. Gözde Hanım. Ben şimdi bu arkadaşlara adab-ı maşeret kurallarından bahsedeceğim. Çünkü ben bir salon kadını olduğum için bunları çok iyi biliyorum. Şimdi ben hepinize burada adab-ı maşeret kurallarını öğreteceğim. Bak dikkat et yine acı biberi yeme sonra. Şöyle Aslı'cığım. 8. kural. Diyorlar ki yaş mevki küçük olan saygılarını iletirler bana. Saygıyı nasıl ileteceğiz ki? Yaş ve mevkisi küçük olanlar diyor. Yani senden bahsediyor, saygılı ol diyor. Ha, evet açılımını yaptı. Doğru, siz büyük olduğunuz için yaş açınızdan saygı duyuyorum ve ikinize de abla diye hitap ediyorum. Doğru mevki, olan da bu. Mevki? Benim bir mevkim var çok şükür. Kendi işletmem var, başında duruyorum. Bak 20 yaşındayım, küçüğüm falan ama buralara geldim. Ben nereden buralara geldim?
Bilmiyorum artık nereden geldiysen. Sen bir de salon kadının diye sensin. Evet, salon kadınısın. Şimdi yine adab-ı maşeret kurallarını bilmiyorsunuz. Çünkü siz geçen hafta görgü kurallarından sınıfta kaldınız. Arkadaşlar, görgü kurallarından sınıfta kaldınız ve ben bunu bir şekilde size öğreteceğim. Fatma abla, bize diyorsun görgü kurallarından sınıfta kaldın. İki gündür bizde acı biber şeyi var. En çok da sen yedin yani. O acı biber geldi de bence siz dize geldiniz. Yani tam ben evet acı biber biz dize geldik, sen dize de gelemedin. Peki diğer bir kurala geçelim. Dokuzuncu kural. Dokuzuncu kural. Nazik insanlar ısrarla bir şey yedirmeye çalışmazlar. Ben salon kadını olduğum için bunu çok iyi bilirim. Ben nazik değilim. Ben de nazik değilim. Bu kadar basit, doğru. Benim nazikliğimi gördünüz, ben nazik değilim. Bak şimdi şöyle bir şey. Görgü kuralları ve adab-ı maşereti herkesin bilmesi gerekir. Abla sen adab açtığın için biber yiyorsun zaten. Sen neden bahsediyorsun bana? Ama ben bu kuralları çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorsun ama uygulayamıyorsun, evet. Haklısın sen de. Fatma abla, bugün de biber yersen... Bugün de biber yersen o söylediklerin boşa gider. Siz hala biberde kaldınız. Ben adab-ı maşeret diyorum. Görgü kuralından kaldınız diyorum arkadaşlar. İşte biberi niye yiyorsunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Bence ben size bir şeyler öğreteceğim. Gerçekten çok eksikleriniz var. Yaşınızın küçük olmasına da bağlıyorum bunu. Gerçekten ve gerçekten çok eksikleriniz var. Yani şöyle bir şey, sadece bu makyaj yaparak bir yere gelinmez. Konuşmasını, sohbet etmesini bilmen gerekiyor. Her ortamda nasıl davranacağını bilmen gerekiyor. Bundan gerçekten sınıfta kaldınız. Bir şey soracağım. Salon kadının bana anlatır mısın? Salon, bak, salon kadını ne nedir biliyor musun? Salon kadını o kadar görgü kurallarının hepsini yerli yerinde kullanabilen... Anladım. ...nerede nasıl davranacağını bilen, her ortamda nasıl hareket edip ne konuşacağını bilen... Ya bu çok uzun. Ben peki sana... salon kadını koalisyon yapar mı? Yapar mı? Yapar mı salon kadını, he? Salon kadını gerektiğinde gerekli bak, olan... Bak gerektiğinde yapar diyor, bak. Salon kadını diyor, gerektiğinde yapar diyor. Salon kadını gerektiği yerde, gerektiği şekilde davranır. Aynen. Sokakta da nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir, her yerde çok iyi bilir. Dün Fatma'nın başına neler geldi merak ediyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir arkadaşımız da sana eşlik edecek kamerayla, bakalım sokakta tanıyor musun diye. Ah, yaptı mı? Sormuştuk. Tabii ki de yaptık. Bırakır mıyız Fatma Hanım'ı yalnız? Bu fırsatı kaçırır mıyız? Bakalım ne şekilde tanıtıyor? Bakalım kimler tanıyor? Bakalım Fatma'nın sokakta başına neler gelebiliyor? Söyle. Bakar mısınız? Söyle. Beni tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Bir daha mı? Bir daha mı? Hayır. Beni tanıdınız mı? Hayır. Beni tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Televizyondan tanıyorum herhalde. Evet. Hangi program? O kadarını bilmiyorum ya. Show TV. Show TV. Evet. Peki hangi program? Evet. Ya. Beni tanıdınız mı? Bakmıyor bile. Ay yine tanımıyorum, yine tanımıyorum. Pardon, bir saniye. Beni tanıdınız mı? Ya. Biraz daha dikkatli bakın. Çok dikkatli baktım ama yine de tanımadım. Yine de tanımadım. Üzgünüm. Maalesef tanıyamadım. Gözlerinizi biraz daha kontrol mü etsiniz acaba? Nasıl tanımazsınız beni ya? Yok, ben sizi tanımıyorum, eminim. Üzgünüm, ben de sizi tanımıyorum. Yine de tanımadım. Beni tanıdınız mı? Hayır, hayır, hayır. Ama iyi bakın. Evet, anladım.
Çekilin başından. Sen de mi korktun benden? Ay korktu benden. Evet, tanıdım. Nerede bulunuz? Kuaför değil misiniz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay beni bir kişi tanıdı. Ay beni bir kişi tanıdı. Ay beni bir kişi tanıdı. Fatma abla doğru söyle. Tanıyanlara para mı verdin? Arkada böyle beni tanıyın bak şu kadar falan. Yapar mı sence Fatma öyle bir şey? Ya 100 kişiden 3 kişi tanısın yani o kadar da. 100 kişiden 3 kişi tanırsa toplamda kaç milyon kişi yaşıyor? Ben ne kadar tanınıyorum biliyor musun? Tabii. İstatistik sorumlusu burada. Hemen hesaplayalım Adnan Bey. Nasıl bir histi? Tanındığını öğrendiğin an. Ya gerçekten ben inanamadım. Ben sokağa çıktığımda birilerinin tanıması beni... Geç hani... 97 kişiyi. O 3 kişi sana seni tanıdığını söyleyince ne hissettin? Bir de sevildiğimi gördüm yani orada tanınmak diye bir de sevilmişim yani. Şimdi istatistik memurumuz bir hesap yaptı. Umarım yine aynı gafa düşmeyiz. 100 kişiden 3 kişi tanıdıysa efendim sizi 80 milyonda 2 milyon 400 bin kişi sizi tanımış oluyor. Siz söyleyin sizin ağzınızdan tutun. Ondan sonra kabak benim başıma patlıyor. Yine caps olursak benim kabak. Peki efendim. O zaman artık modellerimizi bekletmeyelim, davet edelim. Çarşambaya başlayalım. Şu güzel konseptle bugünkü işlerinizi görelim, dengeleri değiştirelim. Hazır mısınız? Peki, modeller gelsin. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Sensin. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Evet, artık modellerin yüzünü, tarzını, saçlarını, tavırlarını daha iyi öğrendiğiniz gündesiniz. O yüzden bugün daha hızlı hareket edebilirsiniz. Artık tek iş konsepti öğrenmekte. Bugün tarz, tarz, tarz diyoruz ve Adnan Bey saçta ne istiyoruz? Bugün çok farklı topuzlar istiyorum ama en önemli olan topuzun yeri. Topuzları, önde topuzlar istiyorum. Avantgard trendin sembolü önde topuzlar. Başın önünde toplamalar, figürler, aksesuarlar hepsini yapabildiğiniz en iyisini istiyorum. Haftanın ortasına bıraktık bu konsepti. Yüzlerini daha iyi tanıyıp da daha hızlı hareket etmeniz, daha doğru modeller belirlemeniz kolay olsun diye bol şans diliyorum kuaföre. Ve Ayşegül, makyajda ne istiyorsun? Makyajda grafik eyeliner'lar istiyorum. Yani mutlaka bir grafik sembolü gözünde istiyorum ama. Yani şu klasik şeyi yapmayalım lütfen. Mesela böyle yaptın, şurada bir üçgen oluşturabilirsin. Yüzünde bir kare oluşturabilirsin. Yani gözünün kenarında vesaire. Lütfen değişik değişik şeyler olsun. Sınırları aşalım. Grafik eyeliner'lar renkli de olabilir. Peki bu saçı makyajı nasıl kıyafetlerle taşıyacaksınız? Tuba? Öncelikle çok güzelsin Gözde'cim ama biz bugün jüri üyelerinde de olduğu gördüğünüz üzere efil efil fileler içindeyiz. Adnan Bey hariç. Biz bugün 90'lı yıllardan bu yana ve son 2-3 yıldır da tekrar trend olan file kıyafetleri modellerimizde görmek istiyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz. Efil efil filelerle. Oo, çok zor işiniz. Fileler, önde topuzlar, grafik eyelinerlar ve muammer ketenci. Ve pazar filesi. Onu söylediniz. Saç ve makyaj için toplamda 80 dakika süreniz var. Giyinme odasına gidip fileleri seçip ayakkabılarla, aksesuarlarla tamamlamak için sadece 5 dakikanız. Koşun. Koş, 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 koş. Kuaförüm sensin.
dikkatimi çekti. Şu nasıl? Tamer. Bu nasıl ne giyecek? Fosfor bir ayakkabı var. Çok dikkat çekici değil mi? Öyle de pembe 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 olursun. Zaten senin rengin değil. Tamam. Şuna bakalım. Sen bakayım. Birinden birine kara ver. Bakayım. Aa, çok güzel ama bu şey yapabilir biraz. Peki bir şey soracağım. Yani sadece bir yerde görünmesi mi gerekiyor filenin? Yani böyle file file olması şart değil değil mi? Yok değil. Aynen bunları alabiliriz. Hangisini? Şu topuklu. Yani bu kadar ayakkabının içinde onu mu seçtiniz? Tanır ne seçelim? Ne bakın bir bakın. Olmaz. Senin zevk anlayışın şu çaydanlık mı? Boot istiyoruz Tanır. Nasıl olsun başka? Bunları alalım. Yani içine sindiyse bak onu diyorsan onu yok, al. Yok yok bunu alalım. Bir. Senin dediğin olsun. Bunu. Bak Allah Allah. Aslı yapma şunu. Yani üstüme atma. Sonra beğenmedikleri zaman da üstüme atma. Al bak üstüme sen benim al. Üstüme mi atacaksın ben beğendiğim zaman? Yok bak kabul ediyorsan al. Benim üstüme atma. Ya. Kabul ediyorsan al yani. Ben beğendim. Sen beğenmedin onu. Ben değil. Önemli olan jüri beğenmesi. Ben değil. Hadi canım hadi boş ver boş ver. Hadi ne istiyorsun? Takmak istiyor ay, musun? Al ya senin alın al. Benim yorumlar. Hadi. Tamam hadi. Bu da olabilir. Böyle. Ben bakayım. Bakın. Bu çok kolay. Bunun içinde ne olabilir sence? Et dedik. Olmaz Özlem, ne yapıyorsun? Bu çok büyük. Evet, biraz büyük geliyor. Fatma mı girdi içine Özlem? Ayakkabı. O olabilir mi? Sarılı. Şu. Hayır, gümüş var. Nasıl hayır, sarı? Hayır, çok fazla o klasik. Pembe. Fosfor veya kırmızı. Bence pembe. Pembe. Tamam, bununla al. Tamam mı? Hadi, tamam. Gidelim. Şimdi pire şeklinde mi bakacağız? Sen bu tarafa geç. Sen bu tarafa geç. Sen şöyle bakayım. Geç. Ortaya alalım bir. Sen o tarafa sen geç. Sen şöyle baksana mı? Tamam sen o tarafa geç. Gel bana doğru dön. Bana doğru dön. Neyi canım? Güzel bir kombi yapmak istiyorum. Tarz bir kombi ne çıkacağız bakalım. Orada pire yok ki. Bu da aslında hiç fena değil biliyor musun? Güzel evet. Değil mi? Güzel bir şey. Bu bir aklımızda kalsın. Bak şu şorta ne dersin? Altında bunu böyle. Zaten üstüne geldi mi? Hmm. Bence çok şık bir görüntü olacak. Şimdi bunun altına bir ayakkabı bot bakacağız. Bunun tarzına uygun ya bir Fatma, bot bakacağız. Mahkemeye giderim. Hep simsiyah yaptın. Siyah. Tamam ne renk istiyorsun? Al Fatma vallahi ne istiyorsanız yapın ya. Ben çıkıyorum. Sen çok yardım ettin. Sağ ol. Yeter bu kadar. Aa, bence bu güzel. Bence bu güzel. Şimdi ona bir takı bakıyoruz. Takı bakıyoruz. Bence bu güzel. Evet. Bence bu güzel. Tamam. Bundan başka da kullanmayalım. Tamam. Tamam. Bu çok mu? Ne? Kotlu şort mu? Kot da olabilir, şort da olabilir, tek parça da olabilir. Olmaz mı? Şu. Bu olabilir. Bu da olabilir. Ha, hem de zinciri falan da var bak. Tut bebeğim onu bir. Bir dakika sor bakalım. Olmaz mı? Şu. Onları da alalım. Doldururuz, takar takıştırırız. Bende de var kolye. Belki de onu da takarız. Tamam hadi koş. Kuaförüm sensin. Evet kuaförlerimiz ve modellerimiz gelsin. Koşun. Süreniz başlamak üzere. Harika önde topuzlar bekliyoruz sizden. Modellerin yüzünü tanıdınız. Onlarla ortak bir karara vurun. En değişik fikri uygulayın. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 topla. Ben bu sakallarım kestikten sonra herkes bana bir verdi. Taner'e sakal yaptı. Korkmuyorlar benden. Duydun mu hayat? Taner geri döndü. Sana gelen yorumları okuyor musun? Yaptığın işler çok bayat.
Elvan var ya. Evet. Benim babaannemin, benim teyzesinin, benim babaannemin kolu. Ne? Taner, ne yapıyorsun? Ay kurban olurum ben sana. Gerçekten tarzın çok iyi ya. Aa! Çikolata mı istiyorsun? Evet. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Bekle. Yap çocuğum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Bomba gibiyim, ben de iyiyim. Bugün birili kıyafetler sergileyeceğiz. Saçta da ben ne yapacağım biliyor musun? Böyle işte konsepte uyacağız önlerde. Ben bir tane tek parça yapmayacağım çünkü senin yüzüne gitmez o. Şurada iki tane yapacağım önde. Tamam. Yapacağım, anladın mı? Arkadan böyle öne doğru örgü getireceğim. Tamam. Bazen hani böyle bir obje olabilir. Bazen de böyle bir dağınık toplamak gibi bir şeyler olabilir. Ama burada biraz yaratıcılık da önemli ve kıyafete göre de belki planlamak lazım. Yani o figür nasıl olacak, o bence değil mi önemli? Yani onun yani oraya bir fiyonk yapabilir, bir çiçek figürü yapabilir. Ne bileyim, bir örgüyü toplar, orada bir şekil verebilir. Bir sürü şey yapabilir. Şöyle bir şey ki, saçın arkalarını salık bırakmayı düşünüyorum. Anladın mı? Burayı da örgü. Yalnız şurada bir aksesuar vardı. Eğer duruyorsa örgünün içine o aksesuarı geçerek arkalarına da tost yapacağım. Kabarık, seçtiğimiz kıyafet nasıl böyle spor? Hmm. Anladın mı? Spor bir saç yapacağım. Grafik makyajında da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Anlaştık mı? Farklı bir şey yapalım. Evet. Herkes topuzu tepeye alacak. Biz yana alalım. Burada onda öyle bir şey. Tam... Hafif, ama bir dakika. Tepede tepede diyor ama. Yanda topuz demiyor ki, tepede diyor. Hayır, orada değil de burada mesela. Aynen. Ama biraz hafifçe bu tarafa doğru gelsin bence. Ama o zaman da demeyecek mi, yana kaymış demezler mi? Ama sonuçta burada. İşte önde. Hani onu risk alalım. Fark etmemişsiniz. Şuradan örgü yapmayalım da buradan o kısa saçtan başlayalım. Geniş, hı-hı, bir örgü yapayım şöyle yan. Şurada da toplayalım. Bu senin kreasyonunda fileye yer verdin mi? Ben 3 senedir file kullanıyorum. Gelinliklerde de olsun, abiyelerde de olsun. Gelinlikte kullanıyorsun. Tabii. Yani gelinlikte daha modern de... gelinliklerde mi? Yok, abiyede de. Yok, üstlerde de kullanıyoruz. File alt bazımız oluyor. Sizin nasıl makyajda alt bazınız var? File de bizde alt baz oluyor. Alt bazın üzerine mesela dantel ya da 3 boyutluları çalışabiliyoruz. Peki günlük hayatta file nasıl kullanılmalı? Mesela ben bugün şey bekliyorum. Yani ben fileyi günlük... Ben evet onu söyleyecektim. Yani günlük hayatta kullanabileceği tek alternatif benim için cim pantolon. Cim pantolondan acayip böyle akraba gibidir onlar. Onun dışında hani mini eteğin üzerinde işte şunda bunda. Benim gönlümde hiç öyle bir tercih yok. Sevmiyorum çünkü. Bugün değişik bir şey istiyorum. Grafik eyeliner'lara yakışacak böyle hani çok düz bir şey istemiyorum. Önde olan bir topuz olacak. Ama topuz da istemiyorum. Yani şöyle dökümlü bir şey gelsin. Farklılık yaratmak isterim. Yine çok güzel olacağız. Kafamda çok güzel tasarladım. Her zaman gibi güzel. İnşallah. Arkadaşlar konseptimiz çok değişik değil mi bugün? Tercih edilen çok sıklıkla bir model değildir çünkü, değil mi? Önde topuz var mı isteyenmişim ya senden? Çok yani önde topuz oluyor ama normal yaptığımız salaş topuzlar kadar sık değil. Ben yüz şekline daha özgüvenli, daha güvenen kadınların seçtiğini düşünüyorum önde topuzların. Yani her yüze de gitmez Gözde Hanım. Nasıl yüzlere gider? Yani her yüze de gitmez yani yüzü böyle hani çok böyle özür dileyerek söylüyorum böyle yüzü çok... Şiş olanlara gitmez. Yani böyle yüzü kibar, kemikli olanlara daha iyi gidiyor. Yani mesela şey diye düşündüm sen söyleyince. Sence Çetin mesela ağzı burnu hokka gibi olanda mı daha düzgündür? Yoksa daha karakteristik aslında kemikli burnu olsa topuzla dikkati öne çekebilir, dikkati dağıtabilir. O da mantıklı olabilir. Ne diyorsun? Bence kemikli yüze daha hoş oldu. Kemikli yüze? Kemikli yüze. Bana göre. Peki ağzı burnu hokka gibi mi olmalı insanın illa önde topuz yapması için? Hayır, onu makyajla düzeltebilirsin. Ağzı burnu yüzü kemikli olursa hem makyajı daha çok iyi kaldırır hem de topuzu iyi kaldırır diye düşünüyorum. Tabii hem yüz yuvarlak olunca hem de burada topuz yuvarlak bir yüz yuvarlak bir kafa olur o zaman. Çok yuvarlak. Bence her yüze gider. Sadece kuaför onu güzel
bir şekilde imajını yaratırsa her şekilde gider. Moda mı peki bu yılda gerçekten önde topuzlar? Daha modern bir bakış. Daha hani herkesin kullanabileceği değil, özellikle bu galalarda ya da özel sanatçıların gittiği ödül törenlerinde çok görüyoruz. Ben salonumda yapıyorum. Çok da şık buluyorum. İstiyorlar yani çok önde topuz. Ben çok yaptım salonumda. Tabii farklı olmak isteyenler yaptırıyor. Ya benim dediğim gibi işte daha özgüvenli kadınların yaptırdığı bir topuz bence. Bir de ben şeyi seviyorum. Çok hani klasik kıyafetlerde böyle ters köşeler çok güzel oluyor. Çetin abi. Efendim abi. Dün puanlamaları güya sana bırak dedik. Sen ondan daha adaletsiz çıktın Fatma abladan. Ama kötü saç yapınca tabii adaletsiz oldu. Canım dur, bir soruyu bir yeme, hazırlıklı mı geldin? Bir sorayım bir. Dinle. Bence sen hiç böyle puan muan verme. Bırak Fatma ablaya versin puanlamayı. Ben tamamen adaletli olduğuma inanıyorum. Çetin abi doğru söyle. Masa altından böyle dimcikledi mi seni? Siz kendiniz istediniz. Sen ver, sen ver, sen ver diye. Verdik ama verdiğimizi de beğenmiyorsun. O zaman Fatma abla puan bize düşük verdiğinde orada kalkıp da şov yapma. Nasıl şov yapma biliyor musun? Ben burada Fatma'yla tartışıyorum. Ben o hak etmedi, şu hak etmedi, olaylarına girme arkadaşım. Hayır, senin yüzünden, Fatma'yla senin yüzünden de tartıştık. Niye Fatma tartışıyorsun? Nasıl? Niçin tartıştın? Senin birlikti. Fatma dedi ki oraya işte 3 bak, ver dedi. Bak hayır. Bak. Fatma'nın puanlama zamanında da sen diyorsun ki sen beşliktin, ben Fatma'ya burada kızıyorum. Sen bence onun arkasına sığınıyorsun. Hayır hayır. Sen bence aynı puanlama cümleyi, muammanına aynı geçeceksin. Aynı cümleyi tekrar sen kullanıyorum. Sen Fatma'nın bence arkasına sığınıyorsun. Aynı cümleyi tekrar kullanıyorum. Fatma sana 3 verdi. Ben dedim ki o saç 3'lük değil, içimize en kötü saç o saçtı. Onun için 1 verdim. Abi sen puan muam verme ya. Sen çok istiyordun ver diye. Sen puan muam verme ya. Sen hani, hayır, sen orada kalktın adaletten sürekli bahsedince senin gerçekten adaletli olduğunu düşündüm. Halbuki adaletsizsin yani. Gözde Hanım, ben gerçekten Taner'i bu haliyle ciddiye alamıyorum. O yüzden Taner'e sakal yaptım. Gözde Hanım, bence ben bu sakallarını kestikten sonra herkes bana 1 verdi. Yani stüdyo şartlarında en fazla bu kadar oldu ama... Gerçekten Taner'i sakallı görmek acilen istiyoruz. Acilen sakalımı uzatmam lazım. Korkmuyorlar benden. Taner gel. Aha, dur bekle, sakallarımı gel. Özledim. Özledin mi? Vallahi özledim. Ben de Taner'i böyle ciddiye alamıyorum Gözde Hanım. Bir samimiyetsiz geliyor. Dudaklarında da dolgu yaptırmış gibi. Gel dur, ben takacağım. Heh. Evet, alıştığımız Taner geri döndü. Hı. Evet al. Oldu mu şimdi? Biraz da şu üstüne şey yapalım, koyalım. Bıyıkları da kapat. Ha, dudakları deme. Ha, tamam şimdi oldu. Duydun mu hayat? 5 vereceksin. Çetin, tamam mı? 5 vereceksin. Ona göre bak. Keramet sakaldaymış. Sakaldaymış marifet gözden. Bak, sakalı takınca bana bir şeyler geldi. İsmihan, duydun mu? Ne diyorsun? Adam akıllı saç yap, bana da 5 veriyorsun. Uzat saçlarını. Saçlarımı mı? Sakallarını. Gerçekten Gözde Hanım ya. Makası bir attınız, sakal gitti. İsmihan, sana saç modeli getirdim canım benim. Acaba yine neyi yanlış anladın Taner? İsmihan'cığım. Efendim Taner'cığım. Sen dün... Saçını neye benzettiler? Soru işaretine benzettiler değil. He? Sadece Çetin abi benzetti. Jüri üyelerimiz neye benzetti? Bir şeye benzetmedi. Görürsen anlar mısın neye benzettiler? Neyle geliyorsun gene? Korkuyorum. Gene neyi yanlış anladı bu Gözde Hanım? Bak, bugün önde topuz. Tamam. Tamam mı? Bugün senin modelin işte bu. Bunu yapacaksın. Saçı da sar şimdi. Dur. Koy onu, yap onu. Dün jüriyi sen neye benzetti saçını? Tamam, önde tas varmış. Onun etrafına saçı dolasın şimdi. Bunu anladım, böyle öne bana koyacaksın. Tamam mı? Bak, aynısını... Bu önde topuz oluyor bence. Gayet oluyor işte, onu diyorum. Bak mantıklı toka değil mi? Toka getir, hemen halledelim. Bak buralarda toka da saçı da dur getirin. Fincan getirsen daha trend olabilirdi. Bence de. Ya da iki tane fincan. Aha, fincan da bu. Gözden. Tamam,
ben kat çıksın oraya. Arkada da böyle kese sallar. Tam böyle kalsın, benim bitmiştir. Ben bir çıkayım kahve içeyim. Gördün mü hayat? Süngerle olmuyor, tasla oluyor, tasla. Bir denesene bakalım yani, kaç puan Allah'ını alacaksın. Ne yaptığını merak ettim şu an. Vallahi yakıştı. Çok güzel oldu. Saç da getir. Yakıştı. Bu mu anlayışın? Uygun. Evet. Bu mu? Evet. Bir kere yüzüne gitmedi. Gitmedi mi? Yani onu bari ayarla. Aha şimdi yakalandı yüzüne arkadaşlar. Gitmedi. Gözde Hanım ne dedi? Yüzüne hayat orada gitmedi. Ne dedi? Bak şimdi diyor ki yüzüne gitmedi. Baksana her tepsi model, düşmüş öndeki gibi. Öndeki model gider demedi mi her yüzde? Hayır güzel oturt gitsin. Dün bu de, değil yani. Yanlış anlamıştı ya. Taner'in yaptığı saçlar onun gibiydi. Biraz daha mı geri alıyorum? Şöyle alırsan bak burada enerji anladım. Kısmı orası arkadaşım. Sen de enerji karşı. Sen şöyle alırsan daha iyi hayır, olacak. Bir şey iyi değil mi? Şu anda iyi. Ya mevzu o değil. Taner'e öğretmiyorsun. Model benim modelim. He. Diyorum ki konsepte uydu mu? Uydu. Üzeri... Bana 5 ver şimdiden yürü hadi. Üzerini saç doldur. Hayır ama bir ben uydum. Bir dakika. Ama eksik. Ama üzerini saç doldur mu? Hayır canım. Üzerini saç doldur mu? İşte üzerine saç dolacak. Mesela Taner dün ne yaptı? Topu koydu, üzerine saç doldurdu. Aynı tamam, onun gibi. Hadi bak, bu topu nereden çıkardı? Top nerede vardı ya? Ya benim güzel modelim oynadı. Sen bugün o topu kullansana. Kullanacağım. Kullan. Konsept o. Evet, şimdi bizim size bir sürprizimiz var. Efendim bugün kuaförlerimiz önde topuz yaparken Adnan Serter'de bir önde topuz örneği sergileyecek, gösterecek, uygulayacak. Hem de Tuğba Özay'da. Oley! Yarım kalmıştı. Yarım kalmıştı zaten, yetiştiremedik. Biz öyle bir sürpriz yapacaktık da dedik programa kalsın, iyi oldu böyle. Evet, bir sürprizimiz daha var seyircimize, bu kadar değil. Ayşegül Kartal da günün konseptine uygun olarak istediği o grafik makyajı Tuğba Özay üzerinde uygulayacak. Yaşasın, benden şanslısı yok çünkü iki üstadın ellerine teslim olacağım bugün. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz, modelimiz bize çok model. Güzel. Benden de bir sürpriz var. Ben de filelerini parçalayacağım. Piyango bana vurdu. Adnan Bey, saçlarım. Teşekkür ederim. Muhteşem yapacak şimdi. İnşallah sonuçta da öyle düşünürsün. Ayla da görmeyeceksin kendini. İzleyince... Ben size ben ne yapmışım? Adnan Bey'e niye güvenmişim değil mi? Aa, olur mu? Bir kere siz benim uğrumsunuz. Niye? İzleyiciler de bunu bilmiyor. Hmm. Şimdi itiraf edeceğim. Daha doğrusu şimdi açıklayacağım. Hmm. 17 yaşındaydım dünya ikinci güzeli seçildiğimde. Ve benim saçlarımı Adnan Bey ve ekibi yapmıştı. Ya. Daha 17 yaşında körpecik bir genç kızken. Taner. Efendim. Bugün Aslı'yla tartıştığınızı duydum. Duydun? Hı hı. Kimden duydun? Kulaklarımla duydum. Ya kulaklarını boş ver sen, kimden duydun? Giyinme odasında, o giyinme odasında modele kıyafet bakarken benimkisi olsun diye tartışmaya başladınız. Canım o tartışma değildir. O neydi? Kavga değildir. Senin tartışma kavga anlayışın o mu? Sonuçta kıyafet için yapıyoruz biz hatta bunu. Hatta Aslı'nın morali çok bozuldu. Yok canım, ona değildir. Sen de kapıyı çarpıp çıktın. Bu kadar da yalan olmaz. Bu kadar da yalan olmaz. Kapıyı niye çarpayım çıkayım? Sinirden. Bana kanıtla gel canım. Bana kanıtla gel. Şimdi senin yüzün de benim yüzüm gibi Asya tipi. Yani şöyle ön taraftan düzüz. Böyle burun falan çok önde değil bizde. Dolayısıyla... Ama kemikliyiz. Tamam, kemik, çene kemiklerimizde baskınlık var. Ama ben şimdi profilden baktığımız zaman düz yüzümüz. Dolayısıyla başın arkası çok kabarık olmaması lazım sende. Ya şöyle ensede olması lazım saçların. Topuzdan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra çünkü hem çene kemiklerinin baskınlığını biraz nötralize eder. Hem de şu yüzü geriye doğru çekip burnun içeri kaçmasını engeller. Aa. Çünkü biraz senin burnun da küçük olduğu için hafif öne doğru çıkması lazım. Sen bizim tartışmamızı boş ver. Sana gelen yorumları okuyor musun? Gururla okuyorum. He? Gururla okuyorum. Gururla mı okuyorsun? Evet. Ben de 2-3 defa yani 2-3 tanesine denk geldi. Onu da senin takipçilerine yazdırmışsındır. Yok, gayet senin. Çünkü, gayet senin. Çünkü ben hayat dün bana okuduğu yorumları kendi takipçilerine aynen, yazdırmış. Bak, aynen öyle canım benim. Benim takipçilerime yazdırmama gerek yok ki. İsmen girip hemen okuyabilirsin o yorumları. Demek ki bak sen öyle yapmışsın ki Taner'den de onu bekliyorsun demek ki. Ben 6 ay burada durdum, daha bir tane olumsuz yorum gelmedi. Hatta not almıştım canım benim. Dur neredeydi? Hı.
Okuyorum birinci yorumu. Oku. Okuyayım mı? Oku. Aa, bayan gene gelmiş. Onu biliyor musun ne olduğunu? Biliyorum. Ben bunun açıklamasını sürekli da yapmıştım. Sürekli kullanıyorsun ya onu. İlk başlarda yapıyordum, artık yapmıyorum. İkinci yorumu okuyorum. Hayat. Hayat. Dinliyorum. Yaptığın işler çok bayat. Öyle mi? Evet canım. Yorumlar. Bunu ben demiyorum. Ben gelince çok farklı oluyorum. Yorum 3. Bir duruşu var sanırsın. Buzdağı. Ne güzel. Yorum 4. Koşun koşun. Özlem ve kanatlarının altındaki melek geri gelmiş. Niye gülüyorsun öyle? Komik. Çok mu komik? Hoşuna mı gitti? Evet, hoşuma gitti. Komik. Taner, bugün Hayat'ın sosyal medya yorumlarını okurken Hayat öyle bozuldu, öyle bozuldu ki gözü seyirmeye başladı. Benim önüme geçemiyorsunuz. İş olarak da, vizyon olarak da bunlarla mı eğleniyorsunuz? Neden yapmayın geçemiyoruz ya. Hayat çok ya. Komiksiniz. Neden geçemiyoruz? Öyle mi görünüyor sizce? Özlem mi daha baskın, Hayat mı daha baskın sizce? Özlem baskın gibi görünüyor. Öyle mi görünüyor? Hı-hı. Yani onlar öyle geliyor. Esasında değil de. Bence bana göre de Hayat daha baskın ama Hayat çok konuşmuyor sadece. İşte onu söyleyecektim. O sürekli konuşmada ön planda olduğu için öyle görünüyor. Öyle görünüyor ama bence arkadaki şeyleri yöneten Hayat diye düşünüyorum, evet, ben. Beşinci yorum okuyorum. Dur yaklaşma. Hayat kime yaklaştıysa o gidiyor. Ne demek istediğimi buradan siz anlarsınız artık. Bir mesaj. Niye o zaman ayrılmıyorsun yanımdan Taner? Şimdi ben gözünün içine baktım Taner'in. O anladı. Yorum 6. Beni hayattan soğuttun. Hayat. Bu yorumları hiç dikkate almamışsın Taner, herhalde. Taner, sana ne demeli? Geçen haftadan beri tavırların, konuşmaların, her şeyin bana karşı, programa karşı çok değişti. Ben gelince bir korktun. O sempatik, o esprili hallerin kalmadı Taner. Hala devam edeceğim. Sen benim bu kavgalarıma bakma. Ben yine aynıyımdır yani. Değişen bir şey yok. Bir de Adana'ya gidip geldin. Etkiye tepkiyimdir ben. Adana'ya gidip geldin. Tavırların bile değişti. Yok vallahi yok. Aynıyım canım benim. Ay çok merak ediyorum saçımı. Kesin muhteşem bir şey çıktı. Kesin. Çok inanıyorum yani. Teşekkür ederim canım. Bakalım ne yapacağız? Ay siz gözünüz kapalı saç yapıyorsunuz ya. İzleyiciler tabii bilmiyor. Son dakikada beni yetiştirdiğiniz zamanlar oluyor yani burada. Bu arada çok önemli bir şey oldu. Evet. Elvan var ya. Elvan. Evet. Benim. Senin. Babaannemin. Elvan. Teyzesinin. Oğlunun torunu. Teyzesinin. Babaannemin. Benim. Oğlunun teyzesinin. Torunu. Benim. Torunu. Ne? Dıdımın dıdısın, dıdısının dıdısının dıdısı. Şaka yapıyorsun. Evet. Ay kurban olurum ben ya. Sana. Dur yardım edin. Sen orada zorlandın. Ya. Sen biraz canım daha sakaçlarım. Taner, ne yapıyorsun? Canım benim, sen zorlandın. Yardım ister misin? Hiç öyle, hiç Allah'ın yanaşma. Allah'ın bugün çok güzel değil mi Hayat? Evet, evet. Evet. Çok bugün güzelim. Hayat çok güzel değil mi? Çok güzel. Hayat gözlerinin önüne aç canım. Elvan'la da görüştüm. Elvan'la da görüştüm. Evet. Taner. Sana dönüş yapacak bu konuyla alakalı. Elvan Eskişehirli Taner. Ama bak annemin... Babasının, anasının, teyzesinin, nenesinin, amcasının, kızının, ne dedin? Torunum. Hı, dedin. Yani bir akrabalık var ama. Ben inanmıyorum. Hayat, sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tarzın çok iyi ya. İnanılmaz tarzın iyi ya. Gerçekten. Hayat demek ki beşler, ya, dur beşler ya. Geliyor. Sen bugün gözüme çok güzel hayır, göründün. Hayır, onunla kandıramazsın. Çikolata getirmen lazım, yemek getirmen şaka lazım, yapıyorsun. Kahve getirmen lazım. Sana tabii. Kurban olsun, ben sana tabii, hemen çikolata da getireyim. O sprey benim masamda da var. O zaman geri mi götüreyim? Evet. Bak çikolata falan getirir misin sana? Evet. İster misin? Gerçekten. Ama onlarla da kanmam, haberin olsun. Neyle kanarsın? Bilmiyorum artık. Ben seni kandırmıyorum, gerçekleri söylüyorum. Artık kendin düşün. Taner, gel buraya, ne yapıyorsun? Yok canım, yani arkadaşıma artık ben bitti. Destek olmam. İsmi an bitti artık. Sprey sıkı mı? Beğendin mi saçımı? Duymadın. Dur. Duymadın. Şu an öyle. Beğendin mi? Bilemedim şu bir an. Bir daha çok söyle. Geldi bana. Elvan. Ne istiyorsun sen şimdi? Söyle benden. Çikolata mı istiyorsun? Evet. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Bekle. Yap saçım. Ben sana hemen çikolata. Sus kız sen de. Hanım köylü çıktı bu da. Evet Tuğba'cığım, bakalım. Ay çok sevecek merak misin? Ediyorum. Çok heyecanlıyım. Bir de hiç görmedim ya şimdi. Ayna falan evet, da yok. Evet işte modellerin ne çektiğini ama. Hadi bakalım şöyle kaldırayım. Hı. Bakalım. Hayat.
Hayat geldim. Ah. Al canım benim. Çetin geliyelim gel. Harikasın can, ya. Ya sen hiç zahmet etme. Kurban olma. Hayır. Elini spreyliyor. Hayır. Senin elinde spreyliyor. Yok ben yedireceğim. Canımsın gel buraya. Yediremezsin. Ya ye. Yediremezsin. Biraz ısır. Bari hayır. Mutluluk tamam, getir. Tamam ver. Tamam. Ye canım benim. Oh. Afiyet olsun. Hmm. Afiyet olsun. Güzel mi canım? Bir de ben bakayım tadına. Bak. Hayat yardım istersen hemen gelirim tamam mı? Bitti bile. Taner sen çok değiştin. Sen gerçekten çok değiştin Taner. Taner Elvan'la akraba olduğumu duyunca etrafında dört döndü. Taner bekle daha bu başlangıç ben seni daha çok döndüreceğim. Hayat'ın Elvan'la 8, 10, 15 göbek öncesinden akraba olabilmesi bence mümkün değil. Sadece onların yeni stratejilerinden bir tanesi Hayat Elvan'ı kullanarak Taner'i avucunun içine almaya çalışıyor bence. Bundan sonra... Bütün beşler benim. Sen gözüme böyle gerçekten birden böyle güzel göründün. Bundan sonraki davranışlarım, duruşum sana farklı olacak canım benim. Yorumları da düzgün okursun Taner. Taner. Efendim. O kadar çok çikolata yere götürsün benim de akrabam var ya. Bana da getirsene. Abi getirmez. Hanım köylü çıktı bu. Tamam benim de akrabam. Ben de birini bulurum yani uzaktan akraba olacak. Sen bir kere sus. Gizli oradan bana bakıyorsun. Benim yaptığım şeyleri yapıyorsun. Senin saça bak, benim saça bak Allah aşkına. Hoş geldin. Bak öğren tamam mı? Ay, baksana. Küçük oğlan. Küçük oğlan. Sen benim yaptığım örgüyü niye yapıyorsun? Sen düz sana ne? Senin örgünle benim örgüm ne? Olabilir. Gel bakayım ben sonuçta, de senin saçına. Hayır sonuçta enseden başlamadın mı? Başladım. Oğlan da çıkıyor küçücük şuradan. Küçücük. Ay bayılacağım. Ay yemin ediyorum. Sen iki kulak yapmışsın. Yaparım daha bitti mi? Sen sonucuna bak. Sen böyle dolaş modelleri seç. Lafı sok git ondan sonra... Olmamış arkadaşım. Olmamış. Sen yap. Anladın mı? Olmamış. Sen yap, olsun. Tamam mı? Hayatcığım. Söyle canım. Dün senle bir konuda... Hani sen bana gelen kötü yorumları okumuştun. Ben de hayranlarımdan gelen o çok güzel hepinizin kıskandığı videoyu size izletmiştim ya. Kimse kıskanmadı. Kendi birinciliğinle kazandığın parayla tutmuşsun. Bir de ellerine mikrofon vermişsin. Bir şey konuş. Söyleyeceğim. Ne kadar profesyonel bir çekim. Ekip bana bu konuda şahittir. Ben kimseye bir şey yaptırmadım. Videoyu mikrofonu ekibe nereden ben... bulmuşlar acaba? Efendim? Mikrofonu nereden bulmuşlar? Demek ki çok özenmişler. Yapmışlar hep yani. Hep bütün fanların bir araya gelip özenip yapmış. Evet yapmışlar. Ayrı yerlerde. Sizde yok diye neden kıskanıyorsunuz? Çok gerçekçiliği kıskanıyor olmayan... Kıskanıyor musun? Çok gerçekçiliği musun? Olmayan bir şey yaşattın Hayat, burada herkese. Hayat kıskanıyor musun? Kıskanma. Senin de olur. Yakında olur. Belki burada bir 50. Haftaya falan gelirsen olur. Ben o 8 haftada bunu başardım. Sen 50. haftada... Sen benim başardığım şeyleri unuttun galiba İsmihan. Sana 10 kişi konuşur, bana 1000 kişi konuşur. Hiç hatırlamadım ki. Hı-hı. Senin yaptığın şeyleri gerçekten hiç hatırlamadım yani. Hafızandan çıkmamışımdır. Dur emin şimdi ol. Senle değil. Elime bir caps ulaştı dün fanımın bir tanesinden. Şöyle göstermek istiyorum. Taner'le bana yapılmış yalnız bu caps. Şaka yapıyorsun. Evet. Aa. O İşini ne? Kötü yapan Taner. İşini iyi yapan İsmihan. Sen hani dün sonuncu oldun, ben birinci oldum ya. Evet. Taner'cim bak bu sensin, kara kara düşünüyorsun. Ne ara hazırlattın bunu? Bana hazırlattın. Ne ara hazırlattın bunu? Bir şey söyleyeceğim, bana bunlarla gelmesinler. Ekip gerçekten bana onlar ulaştırıyorlar bunları, ben hazırlamıyorum. Kimsenin işi gücü yok, senin evet. için çaba harcıyorlar bunları. Evet. Vay. Çok güzel. Sen de onlar için biraz çaba harcayıp güzel saçlar çıkar İsmihan. Yapıyorum zaten, dün ben birinci daha oldum. Daha görmedim. Farkındasın değil mi hayat? Daha hiçbir şey görmedim. Evet. Çetin abi. Efendim abi. Puanlamadan sonra Fatma ile aran nasıl? Abi Fatma ile burada konuşuyorum. Dışarıda pek bir sohbetim, muhabbetim yok. Aa. Tabii. Gerçek mi? Böyle çok daha iyi.
Konuşmuyor musunuz dışarıda? Yok, akşam eve gidince telefonumu sessiz alıyorum. Niye, arıyor mu? Ola ki arar diye kapatıyorum. İhtimali bile kötü yalnız. Anladın mı? Dükkanda da bir takım sıkıntılar oldu mu? Fatma'nın bana varlığı zaten sıkıntı. Dükkana da mı gelmiyor? Hayır. Taner, sen nerede yaşıyorsun? Ayrıldılar ya, yollarına tamam, belki gidiyordur. Hani dükkanı basıyordur. Fatma'yı bilemem yok, ki. Yok, yok. Dükkanı basma yok da. Ama Fatma'nın yüzünden 3 tane gelin başım, 2 tane nişan başım iptal oldu. Neden iptal oldu? Fatma yapacaktı makyajlarını. Ha, ben de burada yaptığı kötü makyajlardan sonra gelmek istemediler sandım. Fatma'nın da bu konuyla ilgili röportajda söylediği bazı şeyler var. İzleyelim mi? Evet, ben çok merak ettim şu an. Çetin Bey'e akşamdan aradım. Dedim ki ürünleri unutmaman gerekiyor. Makyaj çantasını getirmen için en az 10 tane mesaj ve aradım. Ardı ardına aradım ve hiçbir şey getirmeden geldi. Bu arada niyetini ortaya koydun ama Çetin sen beni yanlış tanıdın. Ben bir şekilde yine başarır. Her şekilde dimdik durup yine birinci olmayı bilirim. Sen de benim arkamdan gelirsin. Oo. Çetin bu ne ya? Burada doğru söylüyor. Gece saat 2'de beni aradı. Telefonu açtım. Söyleyeceğimi söyledim ve kapattım. Arkasından hiç yoksa 21-22 sefer mesaj attı. Hiç mesajı okumadım. Malzeme benim malzeme. Madem burada beraber bir karar verdik, bir yola çıktık. Yolda bırakan sendin. Ama haklıydı bak. Fatma buraya makyaj yapmaya geliyor. Ne olursa olsun senin yanında açmalıydı. Abi takım arkadaşısınız yani. Bir saniye. Bak bu konuda bütün çok hatalı. Bütün malzemeleri burada. Fatma'nın bütün malzemeleri burada. O malzemeler benim kendi salonumun... Olabilir. Belki onda yoktu. Bunların hepsi burada. Bunlar hiç gitmedi ki. Ne oldu? Bugün çıkarttı, açtı. Dün bilerek mi çıkarmadı yani malzemeler bana olmasına rağmen? Bana göre bilerek çıkartmadı. Ha, Fatma abla kendi malzemelerini getirdi ama açmadı mı? Yavrum burada? Zaten geldiğimiz günden beri Fatma'nın kendi malzemeleri burada. Niye o malzemeler benim salonumun malzemeleri. Belki yanıla şaşıla içine bir iki tane malzeme düştüyse düşmüştür. Onlarca bütün malzemeler benim kendi şahsım. Yani Fatma Hanım salondaki malzemeleri buraya istiyor fakat kendi malzemelerini burada kullanmıyor. Kendi malzemeleri burada. Göz var, nizam var. Hani bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama eğer dilim sürçerse lütfen af ola. Hani derler ya. Her neyse boş ver. Söylemeyeceğim. Acı bir ben yiyebilirim sonra. Bence de yanlış bir şey olursa. İşte sustum. Sus yani. Bu arada size ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Adan Serter'de Tuğba Özay'ın topuzunu tamamladı. Harika oldu. Sizler şimdi lütfen modellerden ve saçlardan uzaklaşın. Makyaj için sizleri içeri alalım. Buyurun. Bu grafik, tamam mı? Ay grafiği bak, ben senden tamam öğrenmeyeceğim. Bak buradan kopya çekiyorsun. Kim verdi bu kopyayı sana? Çiçekleri yaptım. Fatma ablanın kopyasını çekelim hayır, lütfen. Hayır. Apo senin kıskançlığın başına vurmuş. Fatma ablanın sosyal medya yorumlarını yazdım. Fatma abla makyajı güzel yapınca mahalleye sadaka veriyorum. O seyirci televizyonunu kapatabilir, sorun yok. Bugün sana grafik eyelinerlar çekeceğim. Bu eyelinerlar kişiliğim kadar renkli olacak. Tenini temiz tutacağım. Dudağında renk kullanmayı düşünmüyorum. Cildinde mat olacak. Tamam, hazırsan başlayalım. Normal şöyle bir eyeliner çıkartacağız, tamam mı? Sonra onu şöyle içeriye indireceğim. Sonra üstüne tekrar bir tane daha eyeliner çizeceğim. Sonra şuraya şöyle üçgen getirip sonra tekrar içeriye alacağım. Tamam yani 3 tane çizgi olacak üst tarafta. Tamam. İsmihan bir tane şuraya şöyle topuz gibi bir şey yaptı. Sonra üzerine böyle boncuk mu taş gibi bir şeyler koydu. Karşısına geçti, baktı. Ondan sonra işte makyajları içeri çağırınca da çok morali düştü. Bilmiyorum. Hemen söktü hepsini, taradı, ondan saçı böyle, çıktı. Ben de diyorum ne yaptı bu? Yok, hayır. Bu kadar zamandır ne yaptı? Yok, şuraya bir şey kondurmuştu da. Hmm. Ama ne kondurduğunu bir şeye benzetemedim. O da beğenemedi herhalde. Hemen söktü. Çok tarz bir şey düşünüyorum sana şu an. Tarz bir makyaj yapmak istiyorum.
Ben direkt başlayacağım. Grafik eyeliner yaptırdın mı daha önce? Evet, şu an ben çizeceğim sana ama biraz daha değişik bir tarzda çizmek istiyorum. Kıyafet, senin ruh halin, taşıyabileceğin. Yani yüzüne de bir enerji gelsin istiyorum, canlılık gelsin istiyorum. Yarışmacılarımız grafik eyeliner yaparken Adnan Bey de güzel bir saç taramışken ön topuzlara örnek olarak ben de bir eyeliner çekeyim istedim. Sevgili Tuğba'ya kıyafetine de uygun grafik eyeliner dediğimiz bu sene de çok trend olan özellikle genç kızların çok fazla kullandığı değişik makyajlar yapmak isteyenlerin de severek kullanacağı bir eyeliner modası var. Burada böyle pratik bir şey ben de size göstermiş olurum. Umarım beğenirsiniz. Fatma, sen hiç yaptın mı grafik eyeliner çalışması? Böyle çalışmalar yaptın mı hiç? Yani böyle bir sektörde çalışmadığım için yapmadım açıkçası. Yani hani bu... Tercih edilmiyor değil mi? Böyle tabii benim, makyaj olsun benim çalıştığım bir yerde bu hani tercih edilen bir yer değildi. Hani bu daha çok moda çekimleri, televizyon, yani daha farklı çekimlerde çalışmadım. Gözde Hanım, ben Fatma ablaya grafik eyeliner'ı göstereyim. Dün gene sonunculardaydı. Bak abla, aa, oraya da çizmiş. Bak, bu grafik, tamam mı? Ay grafiği bak, ben senden tamam öğrenmeyeceğim biliyor musun? Grafiğin ne olduğunu sen bence burada öğrendin. Grafik bir tasarımdır, yaratıcılıktır. Sen kendi kendine geliştirebilirsin. Burayı almışsın, bunu bence sen kopyala çünkü yapamayacaksın. En son o çiçekleri yaptığından... Fatma ablanın kopyasını çekelim hayır, lütfen. Hayır, bana son... grafik eyeliner'ı öğreten kişi... Hayır, en son o çiçekleri yaptığında grafik de ben biliyorum. Bir şey söyleyeceğim, bunu çiz... Bunu silsem yapabilecek misin? Bak Fatma abla, görüyor musun? Bu grafik eyeliner. Ya rahatsız etmezsen modelimi... Rahatsız etmiyoruz Fatma abla. Ya bak bu buradan kopya çekiyorsun. Kim verdi bu kopyayı sana? Özlem mi verdi? Yakın kadrajı alabilir çık, miyiz? Çık çık çık. Yok yok, o başka bir şeye benziyor sanki. Bakabilir miyim Fatma Hanım? Fatma Hanım kim çizdi onu? Onu modelimle biz karar verdik, kendisi çizdi. Şey modelin baktık. Evet çizmeyi. Doğru sen söyle. Çizdim. Ben çizdim gerçekten. Ben senin gibi yalan söylemediğim için yani zorlanma hadi. Peki bu tür makyajları günlük hayatımızda da kullanabilir miyiz? Ya aslında kişinin tarzına bağlı. Mesela ben kullanıyorum çünkü ben zaten öyle şeyler seviyorum. Normalin dışında şeyler seviyorum. Ben kullanıyorum. Değişik bir eyeliner çekmek hoşuma gidiyor. Dikkat çekmek hoşuma gider benim. Yani insanlar eyeliner'ımı görüp aa ne güzel eyeliner, ne değişik falan demesi hoşuma gider. Ama tabii daha böyle sade kadınlar var. Sadece kırmızı, bordo, beyaz dışında oje sürmeyen daha sade kadınlar. Onlar çok fazla tarzı değil bence. Kullanamayabilirler. Gözde Hanım, ben bir araştırma yaptım. Evet. Fatma ablanın sosyal medya yorumlarını... Aa. Yazdım. Okuyorum. Hazır mısınız? Fatma abla çıkınca ekrana kafa atıyorum. Fatma abla ekrana çıkınca televizyona kafa atıyormuş bak. Takipçileri gördün mü? Bak psikolojiyi kes. Bak Fatma abla makyajı güzel yapınca mahalleye sadaka veriyorum. Bunlar aralarından aldım. Daha neler var da alamadığımız. Fatma abla bir sus da ellerin konuşsun. Duydun mu? Sen de çabuk oku da biz de bitirelim. Bir dakika dinleyeyim. Yo, yaydıracak böyle. Nasıl olsa aynı makyajını yapacak. Onun bir derdi yok ki. Sürecek ıslak rucu, aynı makyaj. O yüzden zamanımı çalıyor. Fatma abla başka programdan şey ayrıl da... Seyircinin psikolojisi sağlam kalsın. Bak yorumları görüyor musun? Bak. O seyirci televizyonunu kapatabilir, sorun yok. Ben bir havayolu şirketinde çalışıyorum. Uçaklar iptal edildi, modeller Fatma ablaya düşmesin diye. Dün kendini ne güzel sevdirmiştin. O önlüğü taktın, oyuncağı getirdin. Bugün bu yorumlarla yine tepki aldım bence. Bana Fatma'dan. Başka sürprizlerim de var günün ilerleyen saatlerinde. Bence sen benim şöhretimi kıskanıyorsun, sevgilimi kıskanıyorsun. Neyini?
şöhretini. Yüz kişiden üç kişi tanımadı seni daha. Senden daha çok tanınıyorum, bu bir kesin. Allah seni kahretme ya. Senden daha çok tanınıyorum. Fatma abla sakın buna girme, ben senden her türlü daha çok tanınıyorum. Ben buraya gelmeden önce de tanınıyordum. Kim tanıyordu seni? Beni Konya'da herkes bilir. Bakkal manav, bir de yan komşum. Kız Fatma, senin şöhretini kıskanıyormuşum ben, öyle diyorsun bir de. Allah seni kahretmesin. Seni kimse tanımıyor ki ben senin şöhretini kıskansam. Şöhret var da biz mi göremiyoruz? Seni kediler bile tanımıyor Fatma abla. Anladın mı? Ben seni asla kıskanacağım bir insan değilsin. Yani tanıtmak o kadar zor değildir bence. İçinde iyi olan insan hemen kendini tanıtabilir. Bebeğim bizi Konya tanıyor. Sizi oturduğunuz semt tanıyor sadece. Vallahi beni böyle şu an Türkiye ve işte dünya tanıyor. Vallahi senin dünya falan tanıdığını hiç düşünmüyorum. Vallahi tanıyor bence. Sen de iyi biliyorsun. Farkındasın değil mi? Dün benim sayemde birinci oldun. Bugün fazla ileriye gidersen sonuncu olursun. Dün nasıl senin sayende birinci oldum, onu bir açıklasana önce. Evet, ben puan verdim sana. 5 puan verdim, farkındasın değil mi? Bebeğim o benim hakkımdı, onu verdin sen. Ama benim de hakkımdı. Hak hatta etmediği en puanı güzel verdin Özlem. Hak etmediği puanı verdin. Fatma hatta dün sen de Özlem'e diyordun hak etmiyor puanı diye. Dün birincilik diye senin hakkındı, elinle ona sundun. Maşallah, sen de artık koalisyon mu, strateji mi, bunların hepsini bırak, yapma. Demek ki Özlem'e tek masa sen yetmiyorsun, üçüncü masaya yol açmış. Fatma abla ne oldu? Dün birileri sen aldın. Ha? Dördü bana verdi, ne oldu? Fatma abla cevap ver. Güvendiğin dağlara karlar yağıyor Fatma ona da, abla. Ona da dört verdim. Yine de Fatma ablanın gönlünü hoş tutmuş, dört vermiş. Ona da fazla verdim. Yani fazla dedim. Fazla mı? Bir verdim. Hayır, Özlem, hakkını verdim yani. Az vermedim ona. Peki Özlem bir şey soracağım sana. Gerçekten Fatma abla dördü hak ediyor muydu? Hak ediyordu. Ay, gerçekten sen her zamanki günlük makyajında gelin makyajı yapıp da bence gelin makyajı özel olur. Sıradan o ıslak rujunu koyup bir fondöten birazcık göz makyajı. Ya bak önce bırak, şunu bırak, öğren. Bırak. Gelinlere mat ruj sürülmez. Çünkü mat ruj belli bir saatten sonra dudakta çatlama ve soyulma yapar. Suyulma, suyulma, suyulma. O gelin dediğimiz kişi de çok uzun zaman o makyajı kullanacağı için dudağa ya nemli ruj kullanılır ya da gloss geçilir üstüne. Sen önce bunu öğren. Kaç tane gelin makyajı yaptığını bana söyle, ben ondan sonra yorum yapacağım. Ben bir sana sezonda 300-400 tane gelin makyajı yapıyorum. Tabii, boş tabii, ver tabii onları. Şey, 200-300 tane yapıyorum ya gitmiştir. Kötü. Toplu evet nikahta zaten 150-200 tane var, orada yapmışsındır. Vay bu süperdi. Canım ben 5 yıldır o işi yapıyorum Konya'da. Senin haberin var mı? Ben günde 6-7 tane gelin çıkartıyorum salonumda. Belediyenin abartma şeyinde evet çalışmışsındır. Randevu defterlerimizi bakalım isterseniz arkadaşlar. Fatma ki abla bu arada de çok özür dilerim Aslı. Toplu nikah değil, toplu sünnet olur. Bakayım. Güzel. Şuraya da daha farklısını yapacağım şimdi. Ay yaşasın. Ay, iki gözüme de yapılacak mı? E tabii. Oley. Dedim ne acaba sadece buna yapıp bunu bırakacak mısın? Mesela buraya da şunu yapalım. Fatma Aslı'yı çok iyi bildiği için böyle tepki veriyor. Mesela dün ne söyledin sen? Benim ayağımı kaydırmaya çalışıyormuş Aslı değil mi? Sence mümkün mü? Ne münasebet? Mümkün mü? Ne münasebet? Bak, benim geçtiğim yollardan sen de geçeceksin. Ama geçerken mutlaka senin ayağın kayar. Ama bu Özlem'in hiçbir zaman ayağı kaymadı. Kimse de kaydıramadı. İnşallah. Allah kaydırmasın Özlem ayağını. İnşallah. Sabun vermiş bana. Sabun verdim bol çünkü bol benim ayağımı kaydırmaya çalıştığı için. Ama mümkün değil. Mümkün değil. Benim ayağımı sabun bile kaydıramaz. Sen nasıl kaydıracaksın? Bak dikkat et bir gün. Hele herkes, bu makyajlarla mümkün herkes, değil. Herkesin ayağı kayabilir. O yüzden dikkat et Özlem. Beni sabun bile kaydırmaz. Özlem bu özgüven patlaması ne böyle? Kendime güveniyorum, ne yapabilirim? Ya sen de benim gibi olsan sen de böyle düşünürsün. Aşkım önce sen benim gibi ol, sonra ben senin gibi olurum. Sen benim gibi ol. Benim geçtiğim yollardan daha hiçbiriniz geçmediniz. Yani yaş olarak mı söylüyorsun? Ama geçeceksiniz. Geçeceksiniz de böyle başarılı mı geçeceksiniz? Özlem iki gün önce rakibimsin diyordun. Bana boş tamam, yorum yapma. Tamam ben seninle yarıştığımı söylüyorum zaten, inkar etmiyorum ki. Yarışıyorum ama.
benim gibi oldun demiyorum. Çünkü sen benim gibi olamadın. Senin gibi zaten yıllar önce olmuş. Senin öğrendiklerini öğrenmiş. Hayır, Özlem bizim öğrendiklerimizi öğrenmemiş. Özlem bizden önceki demode şeyleri öğrenmiş. Aha. Sonradan bizim öğrendiğimiz şeyleri öğreniyor. Evet, dün modern gelinde yaptığın 90'lar bile demiyorum. 90'lar makyajı değildi bu arada. Yani 90 bile değil, hiçbir gelin, şey değildi. O bir gelin makyajı olmasa bile ben kesinlikle asla beklemezdim. Modern bir makyajdı. Onu sana modern miydi? Allah'ını seversen gözleri gözükmüyordu, gözleri kapalıydı. Bak modernist şimdi göreceksin sen. Aslıcık beni demode buluyormuş. Oysa ki ben onu hiçbir şey bulamıyorum. Neden mi? Çünkü daha oluşmamış. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde kapatır mısın? Şu içlerinde böyle gold ışıltılı bir highlighter'la boyadım. Daha çok vurgulamak için. Şu çizgimiz çok net olmadı ama olsun. Öyle hem minimalist hem kıyafetine uygun hem Tuğba'ya yakışacak. Ay çatlayacağım merak. Grafik eyeliner örneği gösterdim. İzlersin kendini. Nasıl oldun çok merak ediyorum. Ayşegül Kartal yaptıysa eminim ki çok güzel olmuş. Yani Tuğba Özay'a yaptıysam zaten güzel olmuştu. Kadın zaten güzel. Canım benim yerim senin. Arkadaşlar bir BTR izletmek istiyorum size. Fatma lütfen izler misin? Çünkü saçlar sırasında yapılan bir konuşma bu. Ve buradaki arkadaşlarımız da ilgilendiriyor. Lütfen izleyin. Fatma'nın bütün malzemeleri burada. O malzemeler benim kendi salonumun... Olabilir. Belki onda yoktu. Bunların hepsi burada. Bunlar hiç gitmedi ki. Ne oldu? Bugün çıkarttı, açtı. Dün bilerek mi çıkarmadı yani malzemeler bana olmasına rağmen? Bana göre bilerek çıkartmadı. Burada işe yarayacak hiçbir şey yok. Burada işime yarayacak hiçbir şey yok. Ha Fatma abla kendi malzemelerini getirdi ama açmadı mı? Yavrum burada? Zaten geldiğimiz günden beri Fatma'nın kendi malzemeleri burada. Niye o malzemeler benim salonumun malzemeleri. Belki yanıla şaşıla içine bir iki tane malzeme düştüyse düşmüştür. Onlar bütün malzemeler benim kendi şahsım. Yani Fatma Hanım salondaki malzemeleri buraya istiyor fakat kendi malzemelerini burada kullanmıyor. Kendi malzemeleri burada. Göz var, nizam var. Evet, ne diyorsun? Şimdi ne diyorum? Onun malzemeleri evet burada. Hepsi gereksiz, işe yaramayan, benim hiçbir şekilde kullanamayacağım... Ne tonlarını beğendim. Benim çantayla birlikte, benim makyaj çantamla birlikte getirecek. Ben içinden seçeceğim. Onunkileri de ona vereceğim. Benimkileri kendim alacağım. Onun malzemelerini tamamıyla yollayacağım. Onun bende hiçbir şeysi kalmayacak. Beni yalancılıkla suçlayamaz. Hayatım boyunca yalan söyleme gereği duymadım. Çünkü neden derseniz yalan söylemek acizlik, zayıflıktır. Ben zayıf bir kadın değilim. Ben çok güçlü bir kadınım. Senin 3 kuruşluk makyaj malzemene yalan söylemem. Ben doğrucu bir kadınım. E tamam da o poşetin içindekiler senin değil mi? Öyle diyor. Dükkanın, onlar dükkanın. Dükkanın da bak karışık. Bizimkiler ortak karışık. Ben kendiminkiler istiyorum, ayıracağım. Neden? Sanki onun dükkanını da kullanmaları gerekiyor. Sonuçta birinci olduklarında parayı bölüşüyorlar yani. Bence saçma, Çetin'in de ürün getirmesi gerekiyor buraya. Biz de hep birlikte yapıyoruz. Ben defalarca dedim ki benim çantamı getir. Benim çantamı getir. Ben aradım söyledim. Ne telefonuma baktı ne mesajlarımı gördü. Ben getirmedim. Onlar bir kere çanta dahil benim ya. Biz bir kere malzememizi ayırmamız gerekiyor. Fatma abla zaten malzemeler varken de bir şey yapamıyorum. Boş ver. Sen böyle bak değil. Şu an susman gerekiyor. Niye? Şu an gerçekten susman gerekiyor. Allah Allah. Beni yalancılıkla söylüyor, beni yalancılıkla suçluyor ya. 2 lafından 1,5 yalan bu adamın. Çetin gitmek istiyor galiba. Fatma ile daha fazla ilişkisi kalmasın. Buradan da gitmek istiyor gibi geliyor. Ama yanlış bir şey. Bence de yani. Kendini o zaman niye giriyorsun, yanındakinin hevesinde kuruyorsun onu da anlamıyorum. Yani bu kadın şimdi buraya geldiğinde böyle olmadı ki. Bu kadın tanıdığında böyle da böyleydi. Yani Fatma, Çetin abi acaba birinci olmanızı istemiyordu da o yüzden mi malzemeleri getirmek istemiyor? Yani ben onun ne istediğini bilmiyorum. Birinciliği de zaten hiçbir şekilde ne sevindi, ne mutlu oldu, o ne yapmaya çalışıyor. Ben onu anlamış değilim. O burayı herhalde kendi küçük salonu sandı. Burada at koşturacağım, patronluk yapacağım Fatma sandı. Abla, orada ama bir dur, kendi küçük salonu deme çünkü sen de orada çalışıyordun yani. Küçümseyerek konuşma. Fatma'nın süreniz azalıyor bu arada. Konuşurken çalışmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Yani şu an gerçekten o kadar sinirliyim ki böyle ellerim titriyor.
kendisi bana malzemelerimi getirsin, ben ayırayım, ben onunla hiçbir şekilde muhatap olmuyorum. Saçını yapsın, ben makyajımı yapayım, çekilelim kenara. E nereye kadar böyle gidecek? Ben malzemelerimi almaya gidemiyorum onun salonuna, bir de böyle bir durum var. Böyle takım arkadaşlığı mı olur Fatma abla ya? Siz takımsınız. Onun benimle geçmişten bir kuyruk acısı var. Çünkü ben ondan daha iyi yöneticiyim. Çünkü ben onun başaramadığını başarıyorum. O bu kıskançlığından bana diyor ki toplantıda. Bir gün diyor makyajda başarılı olmadı. Ben saçta iyiyim diyor toplantı sırasında. Yani Çetin, bence sadece kendine inanıyorsun konuştuğuna. Fatma abla ama doğru. Sen, yani Çetin abi senden daha başarılı. Sen makyajında hiç konuşma. Aslı, senin makyajın yok. Makyajım yok da ben 12 haftadır niye buradayım ya? Yokluktan niye daha kaç kere ben birinci oldum burada? Niye? Niye defalarca kez tam puanları aldık makyajım yok da? İşime laf etmeyin benim ya. Sen milletin işine laf ediyorsun ama. Fatma abla kötü yapıyorsun. Sen dün benim gelin makyajıma verdiğin puanı da unutmadın. Efendim? Sen de ona yok diyorsun. Abla kötü yapıyorsun, kötü puan veriyorum. İyi yaptığımı ya niye sorgulamıyorsun? Sen hiçbir teknik bilgin yok. İyi puan verdiğimde sen niye sorgulamıyorsun? Evinden ne teknik bilgin kız yok ya? Benim çok da senin güzel teknik bilgim var. Sana bakıyorum hiçbir bilgin yok. Hala farların kirpiklerine dökülüyor senin ya. Sen kirpik takamıyorsun, bir de kirpikten bahsediyorsun. Abla sen ben benim kalemim değilsin. Tamam mı? Benimle tartışma bu konuyu. Özlem makyajına bayıldım. Özlem çok güzel yapıyor. Baksın. Aralara şeyler koymuş. Taşlar mı koymuş? Yok, sim boya gibi. Pigmentlerle yaptım. Pigment dedi mi sen? Ha, şey, glitter deniyor. Glitterlar, evet. Onunla şey yap. Aslı gerçekten kirpik takamıyorsun ama. Yani kirpiklerini çok sorunlu buluyorum. Geri Şimdi kalan Fatma bir şey diyemem gibi ama. Olacak Özlem de. Hadi Aslı kirpik takamıyor. Fatma abla hiçbir şey yapamıyor. Hayır, Fatma için demiyorum canım ama yok, gerçekten. Canım yok, onu her türlü savunur. Çünkü kirpik, birlikte kirpikte güzel bir sorun yaşıyor Aslı. Çok güzel savunurlar kirpik yani. Başları atıyor sürekli. Yani sen sürekli Fatma ablayı savunuyorsun. Hayır, savunuyorsun. Şu an Fatma'yı savunmuyorum. Sana gülerler Özlem. Bak Fatma ablanın bir yeteneği, bir şeyi Fatma'yı yok. Fatma'yı savunmuyorum. Yani kirpik de gerçekten. Senin aklına hiç ihtiyacı sorun yok. Yaşıyorsun. O kadar tecrübe sahibi bir kadının senin aklına hiç ihtiyacı yok. Bir şey sen söyleyeyim mi? Normalde asla Fatma abla burada birini savunmaz. Asla. Geldiğinden belli savunuyor. Geldiğinin üçüncü gününden belli. E bunun sebebi de sürekli yüksek puan vermesi, sürekli ben ona malzeme yardımında bulunması ondan puan istemedim. Vesaire vesaire. Evet arkadaşlar, tek başınıza çalıştığınız sürenin sonuna geldiniz. Şimdi ekip arkadaşlarınızı davet ediyorum ve modelleri son haline getiriyorsunuz. Buyurun. Hadi bakalım görelim sizi. File kıyafetler üzerine en güzel önde topuzları ve grafik makyajları istiyoruz. Kolay gelsin, bol şans. Çetin bırak. Bırakıyorum, bırakıyorum. Korkma. Ya elimi sürmedim saçı. Ya nasıl çalışayım üstüme sprey sıkarken? Fatma Allah aşkına şöyle bir bakarız bak. Tamam dur. Saçı yapmıyorum, saç yapmadan çıkıyor. Bırak da ben de çalışayım. Beni deli diyorsun ya. Vallahi billahi deli diyorsun ya. Ama Fatma Hanım'ın ağzını fermuarı yok. Açtım her şeyi kusmaya başlıyorum. Bu söylediğin çok kötüydü ama. Ben bu kadar yalan dinleyemem. Çetin abi biber geliyor yani gerçekten sana. Gerçekten çok kreatif bir çalışma oldu. Bastırın yine bozulmaz. Saç şiir gibi akıyor. Sen de oku o zaman. Haykırmak istiyorum. Yani karşımda o kadar güzel bir model duruyor ki. Saç pazar saçı gibi olmuş. Sana ne? Makyaj yani olay. Sen şimdi bu topuzu önden mi yaptığını düşünüyorsun? Saç gelmez yandan. Bir çıkıp düşmesi lazım. Bunu mu öğreteceğim şimdi? Karşımızda tam bir file ışıklığı var. Sen herkese sallarken sallıyorsun da biz niye sana bir şey diyemiyorum? Ya bırak bırak onu Allah. Hayır hayır. Allah şimdi dille düşüreceğim.
Kuaförüm sensin çarşambasında. Sıra geldi modellerin son halini görmeye, rakiplerin puanlarına, jürinin yorumlarına. Efendim bugün konseptimiz file elbiseler, file kıyafetlerle önde topuzlar ve grafik makyajlar. Bakalım hangi takım modelin yüzünü en güzel şekilde tanıyarak en iyi çalışmayı ortaya koydu. Modelleri davet etmeden önce bir şey merak ediyorum ve bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum arkadaşlar sizinle beraber. Biliyorsunuz yarışmamıza katıldıklarında Çetin ve Fatma beraber çalışıyorlardı. Fakat son zamanlarda yaşadıkları tatsızlıklardan dolayı iş ortaklıklarına son verdiler. Fakat burada beraber yarışmaya devam ediyorlar. Makyaj kısmında saçlar ve makyajlar yapılırken birbirleri hakkında konuştular. Tatsız şeyler söylediler. Ve ekip çalışma sırasında nasıl bir sonuca vardılar merak ediyoruz. Bunu nasıl bir çalışma ortaya koyduğunuzu etkilemiştir mutlaka. Çok. Ne oldu, nasıl geçti? Çok kötü. Sen ne diyorsun Çetin? Çünkü en son Fatma Hanım burada makyaj sırasında malzemelerle ilgili konuşurken gördüm ki sen kameraların oradan Fatma Hanım'ı dinliyorsun. Sonra beraber çalışmaya başladınız. Senin için nasıl geçti? Ben hep söylüyorum, ben profesyonel bir insanım. Ben asla burayı oraya, orayı da buraya taşımam. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fatma Hanım malzeme deyip duruyor. Malzemelerin hepsi burada. Bir tane malzemesi yok. Ama atıp tutmak sıkıntı değil. O çantayı olduğu gelsin gibi buraya getireceksin, ayıracağız. Çantanın içinde olduğu gibi buraya gelecek çanta. Konuştunuz mu ekip çalışması sırasında bu konuları hiç? Yok. Hiç konuşmadınız. Hayır. Çanta olduğu gibi gelecek. İyice çalışırken mankenimizin ya da farz misal diyelim ki kavga ettik. Müşterinin bunu bilmesinin, duymasının, nasıl aile içerisindeki gizli saklı şeyler varsa başkasının bilmesinin mantığı yok ki. Ama Fatma Hanım'ın ağzını fermuarı yok. Açtı mı her şeyi kusmaya başlıyor. Çok güzel bir emojim vardı, kusma. Hani bir kitap var ya, o kitaba uyacak ya. İnsan, adab vardır. Gizli ve saklı vardır. Yasaklar ve doğrular vardır. Gizli ve saklı vardır diyorsun. Fakat aile Fatma Hanım, her şey aile konuştuklarının üçlü ikisinin yalan olduğunu iddia ediyor senin. Ne diyeceksin bu konuda? Yalanını bana söylesin, ben ona göre konuşayım. Yalanım neymiş? Çantayı getireceksin, herkes malzemesini ayıracak. Çeksin fakat cümlesi çok yanlış. Çantayı getirir misin dersen... Ben defalarca istedim, getirmedim. Hayır. Ne yapayım? Çünkü telefonu açıp da öyle hakaret bari... Höt dedim, kestim attım. Durup ayırırım içinden. Çantam buraya gelecek, bu kadar. Çetin, o çanta buraya gelecek. O çanta buraya gelecek. Fatma, Fatma atma. Kendine gel. Yalan dolanlarla bir yere varamazsın. Peki dükkandaki malzemeleri burada yarışma sırasında kullanmayı tercih etmiyor musunuz Çetin Bey? Bu saatten sonra etmiyorum. Şu zamana kadar ettiniz mi? Ettim. Sonra geri mi aldınız? Almadım çünkü çantayla birlikte kendisi verdi bana. Ben kendi malzememi getireceğim dedi. Getir dedim. Bak yine yalan. Tabii ki. Daha o zaman ayrılmamıştık. Yine yalan. Dükkana gitsin kullanırım dedim. Ama gel ya, ben bu kadar yalan dinleyemem. Sonra dükkandan geri gelmedi malzemeler. Peki arkadaşlar, dinlemem. Size tavsiye ediyorum ki iki günümüz var ve bu önümüzdeki iki gün çok önemli. Sizin tavrınız çok önemli. Ekip ruhunuz çok önemli. Biraz daha iyi geçinmenin sizin açınızdan daha avantajlı bir durum yapmanızı. Benden problem yok. Ben her zaman söylüyorum. Ben profesyonelce davranıyorum. Sadece Fatma'dan bunu istiyorum. O kadar. Peki ortak bir paydada buluşursanız sizin için daha malzemeler iyi olur. Buraya gelecek, kadar geldiniz. Ondan sonra ortak bak gelecek dersen tutar benzin döker yakarım mı malzemeleri? Getirir misin? Kibarlıkla getir. Dükkana yığayım sana. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çetin abi biber geliyor yani gerçekten sana. Onun gibi Fatma geleceğine onun gibi 10 tane gelsin sözüm söz yiyeceğim. Fatma geleceğim, onun gibi 10 tane gelsin sözüm söz yiyeceğim. Söylediğin hiç hoş bir şey değil abi. Hangisi ne demek malzemeleri buraya getirmeyeceğim de işte yakacağım benim da falan. Benim kendi şahsi malzeme. Onun hep yaptığı işler onlar. Hep böyle tarzı. Ekip değiliz. Burada bak ne olur nesiniz o zaman? Kendisi siz... bana dedi ki bakın şunu tamam, algılayamazsın. Tamam o kısmı anladık dinledik ama ben kendim alacağım dedi malzemeleri. Konuşmada birbirinizi tamam. Kırmayın lütfen gerçekten acıklar. Nasıl bir yalan ya, ben niye böyle bir şey diyeyim? Kendi çanta malzemesini bile getir. Benim ya, çanta bile benim ya, böyle bir şey yok. Peki ya. Arkadaşlar sizin tercihinizdir. Herkes haklı arkadaşlar. Herkesin kendi fikridir. Fakat lütfen haddimizi aşmayalım. Kırmızı biber gelmesin lütfen. Fatma abla haklı ayrıca. Bence. Herkes farklı düşünebilir. Değerlendirmemize başlayalım. Ve jürinin yorumlarını dinleyelim efendim.
Hazırsanız ilk olarak bugün sizin modeliniz gelsin. Çetin ve Fatma'nın modeli Şeri gelsin. Kıyafet ve saç çok bayıldım. Kıyafetine bayıldım. Çok güzel. Ama aynı zamanda... Ayna kapansın, Şeri kendine baksın. Gel. Gözde Hanım, bugünkü konsept ben işimden dolayı, ben normalde DJ'lik yapıyorum. Evet. Bugünkü saç, makyaj, her şey farklı olduğu için tam benim tercihim. Çok beğendim. Sadece gözlerimden yani beğendim tam ama daha çok yani farklı hissediyorum şu an kendimi. Bir yer daha var içeri silmeyen, sanki bir şey söyleyeceksin gözlerinle ilgili. Onu tam Türkçesini mi bulamadın? Aynen ama beğendim komple, hem makyaj için hem saç için ellerinize sağlık. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ne güzel. Evet. Yakından görmek ister misiniz? Buyurun. Sizler de aranızda, partnerinizle konuşun, tartışın, anlaşın. Çetin ve Fatma'nın puanını yazın. Yani ben bunları gözümün önünde gördüm. Saça Özlem yardım etti. Hayatgil yardım etti. Makyajla işte Özlem yardım etti. Kıyafet konusunda Özlem gibi yardım etti. Makyajla Özlem yardım etmiş de ne olmuş? Yapamıyorum ama. Ya. Yapamıyorum ama. Ben kombinle saçına bayıldım. Geometri yok makyajda, ne yapacağız? Ben kombin kapat. Yalnız giysi, saç, inan hepsine harika olmuş. Ama yok yani, makyajda yok. Makyajdan bir puan çıkmaz benden. Hiçbir puan çıkmaz, saç da çok kötü. Ve konsept iş. Yani bu saç önde değil, tepede toplama. Kıyafet ver o zaman. Bir veriyorum. Hı? Bir veriyorum. Adnan Bey, saçla başlayalım. Nasıl buldunuz ön topuz çalışmasını? Modelin yüzüne yakışmış mı? Tarzına uymuş mu? Gerçekten çok güzel oldu. Yani hem arkadan başlayan o örgüyle ön tarafa gelip konsepti tamamlaması gerçekten çok kreatif bir çalışma oldu. Ancak şu çıkan tüylerin hani temiz olmayışı, beni böyle bir saçta o temizliği arıyorum. Çünkü marjinalliği ve kaliteyi vurgulayan şey o. Ama ondan daha önemlisi şu çok yakışan bir pembe tutam var ya, onu programdan önce takmış olman gözümden kaçmadı. Programda o tür şeylere izin vermememiz gerekiyor. Keşke onu burada taktığını görseydik, çok iyi olacaktı. O zaman benden çok iyi puan alacaktı. Bunun için puan kıracaksınız değil mi? Ben kıracağım. Peki. Çünkü herkes onu tak, bunu tak, bir her şeyi altyapısını hazırlayıp yaparsa burada yarışmanın anlamı kalmaz. Değil mi? Yarışmanın bir süresi var. O süre içinde gereklilikleri yerine getirmek gerekiyor. Ama çok beğendim. O pembeliği de beğendim. Saçın tarzını, her şeyini çok beğendim. Kızımıza da çok yakıştı. Kıyafet falan, her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Muammer Bey, tarzını nasıl buldunuz? Vallahi yani şimdi diğer çocuklarınkini tabii görmedim ama bu bile bana yetti. Yani tarz süper,
Seçim. Kim seçti bu elbiseleri? Tamamen Fatma'nın. Ortak. Ay nerede? Lütfen surat yapmayın birbirinize. Yok, sen Fatma'yı tamamen tekrardan işe al. Sen de ona sarın. Dön öyle arkanı falan. Öf. Şunu mu koysak? Yine onu koyayım ya. Seni vallahi var ya, ben girerim aranıza şimdi, görürsün. Devam edebilir miyim? Buyurun. Evet. Makyaj da çok güzel olmuş. Yine böyle nasıl oldu bilmiyorum. Yine şaşırdın galiba. Ya da sana şey yarıyor. Hani böyle sinir, stres, huysuzluk sana böyle bir verim mi veriyor? Hırs bende neleri başardı. Bende hırs var. Bakar mısın? Nasıl bir yapım var senin, bu anlamıyorum. Çok değişik. Kimseye benziyor. Neyse, Çetin belki de o yönünü biliyor. Bunu bilerek yapıyor. Olabilir sana. Ellerinize sağlık. Sen de bugün gerçekten çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ay, benim kalemim yazıyor. Terbiyesiz. Çabuk sarın ve Çetin'i öp. Bence de. Bir kadının bu hareketi yapması korkunç incelik olur. Erkek utanır. O da ona daha samimi sarınır. Hadi bir sarının, ben sizi bir göreyim. Hadi Fatoş'cum. Bak, beni çok seviyorsun değil mi? Ya ben... Sus, ben... cevap verme. Beni seviyorsun değil mi? Hocam dön çok şimdi. Seviyorum ama bak şimdi... Sen de dön benim Çetin Bey. Benim bir şartım var. Hayır, bak şartı sonra söyle. Şu an benim dediğim ya. Tamam. Bir dönün. Bunu yapacağım bir ama... Dön. Ay, sus be kadın, ya, bir hayır, dön. Hayır. Bak, tamam. Tamam, benim dediğim o. Bir veriyor. Hayır, yok, tamam. Çabuk, ha sen. Sen ay, de. Sarının bakayım güzelce de, bir sarın. Sarın. Ha, böyle sık. Allah'ım. Tamam, sakın görme. Korku insana neler yap. Aynen, ben korkuttursam ötesini hiç düşünme yani. Ayşegülcüğüm, makyaj nasıl? Makyaj fena görünmüyor ama grafik makyaj değil tabii. Yani grafik eyeliner yok orada. Sadece saçındaki o pembeden, grilerden, üzerindeki kostüm, o marjinal renkler falan hoş görünüyor. Ama grafik bir eyeliner ben göremiyorum. Yani onu yapmamış Fatma Hanım. Ellerinize sağlık. Peki Tuğba? Karşımızda tam bir file ışıklığı var. Çok beğendim. Şu kolyeni biraz daraltır mısın? Çok geniş. Evet, onu o kadar geniş tutma. Şöyle su gibi aksın aşağıya. Yayma hayatım, daralt. Evet, evet. Aynen öyle. Biraz aç. Aynen bu şekilde, bu kıvamda durması lazım. Saçlar çok güzel. Benimki uzaydaki kara delik gibi oldu. Biz öyle adlandırdık. Senin de... bir gezegen gibi duruyor. Çok beğendim saçı. İki gündür bize harika saçlar çıkarıyorsunuz. Makyaj konusunda şeyi çok beğendim. O bir kirpik kullanmışsınız. Pembeli morlu bir şey galiba. Saçtaki o pembeyle müthiş uyumlu olmuş ama tabii ki istediğimiz o mesela bendeki net grafik çizgileri göremedik. Ama geneline baktığım zaman postallar falan harika. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biraz kuliste bekler misin? İsmihan ve Abdullah'ın modeli Mira gelsin. Bu ayakkabılar ne ya? Taşıyor yani. Kısa ama güzel. Aynen, kapansın. Mira kendine baksın. Gel. Nasıl buldun kendini? Nasıl hissediyorsun? Güzel, değişik. Daha önce böyle bir saç makyaj yapılmış mıydı? Hayır. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptırıyorum ama beğendim. Beğendim. Evet. Böyle gözlerim böyle renkli çok beğendim. Peki sizler nasıl buldunuz? Yakından görüp detaylara bakmak ister misiniz?
sizler de İsmihan ve Abdullah'a kaç puan vereceğinizi aranızda konuşun, tartışın, yazın. Saçın önü iyi de arkayı bağlayamamış. Çok tüylenmiş değil mi? Ya böyle saç olur mu Çetin? Böyle saç olur mu? Dün bura burada, onlar darmadağın. İkisi farklı. Arka tarafı pazar saçına benziyor. Pazara gitmiş gibi. Önü disko'ya gidiyor gibi duruyor. Bunda saçta hiçbir şey yok yani. Kombini zaten yani komik. Yani tarzını bulamamış yani. Gözleri de sanki sadece çizmiş yani, ne oydu. Yani bir emek yok yani. Bunun için yani 5 dakikamı almaz yani. Çünkü onlar da bize vermedi mi dün bir? Ha? Dün gözümüze soka soka biri vermedi mi aşkım? Tamam, konsept dışı olduğu için ama. Aşkım ne olursa olsun. Ya öyle 2 de verilir, 3 de verilir. Bir neyi? Bak neyi düşünüyorlar? Biz de kendimizi düşündüğümüzden. 2. Adnan Bey, renkten sonra aksesuar da kullanılmış bir önde topuz görüyoruz. Nasıl buldunuz? Doğru bir model tercih etmiş mi modelin yüzüne ve tarzına göre? Ön tarafta yaptığı çalışmayı çok sevdim. Onu topuzu yapıp üstüne aksesuar çalışması çok güzel oldu. Ama arkadaki o tost var ya, Allah'ım ya Rabbim yani. Hocam saçı öyle çok elektrikleniyor. O kadar çok kirlendirdim ki saçı, anlatamam yani. Ya bak, madem böyle bir şey yapıyorsun. Burada güzel böyle bir figür yaptın. Onu al şurada topla, aynısını bir tane de orada yap bari. Şık bir şey olsun. Evet. Yani evet değil mi? Ya ama çok kirlendirdim hocam saçı. Yani ama kirlenmek meselesi değil. Orada al onu topla, aynısını enseye yap. Bir şey yapsın. Karşılasın onu. Bir de şimdi böyle bir kıyafet giydiriyorsanız aksesuarın kullanış şekli acayip yanlış. Yani zincir kullanmış olman modernleştirmiyor. Orada çok klasik bir çalışma var. Altta pazara gider gibi bir kıyafet var. Hani o ikisi de bence hiç uymuyor. Yani o şeydeki güzel, bak onu şey yapmıyorum ama klasik bir çalışma var, altta çok modern bir çalışma var. Hani dömi klasik olmuyor böyle. Kötü oluyor. Hele ama o arkadaki saçları böyle bari o tarafa toplasaydın ha, yine çok klasik olacaktı. Yine kıyafetinle uymayacaktı ama hiç yoktan saç tamamlanmış olacaktı. Sanki böyle hani gerçekten zamanı yetmemiş bırakmışsın gibi de duruyor. Bir de hocam yok, zaman yetmedi değil de siz da geçen hafta mı dediniz, saçın arkasını, kulak bölümünü doldurun. Ben de o yüzden yüzünü çok açmak istemedim. Saçları o yüzden toplamak istedim. Tamam açma ama böyle de hani cadı gibi de bırakılmaz yani. Hiç sevmedim. Muammer Bey, saçlarla frenin uyumunu, makyajın uyumunu, ayakkabı, kostüm tercihini nasıl buldunuz? Elbise için söyleyeceğiniz var mı? Dün söylemiştim hani bunları size önceden sorayım. Var mı? Benim yok, ablanım varsa bilmiyorum. Yok. Şimdi efendim, file kadını da erkeği de yani giyen kişiyi yeri geldiğinde vezir, yeri geldiğinde de rezil eder. Bilinçsiz kullanıldığında. Şimdi bu küçük hanımın içine bir beyaz şey büstiyeri giydirmişsiniz. Üzerine böyle bir ortalama kararda bir file koymuşsunuz. Ayakkabı bu falan, hepsi saçma sapan. Şimdi bir siyah file giydiriyorsanız, şimdi Tuğba Hanım'a bakın, buraya bakın, bana bakın. Gördünüz mü? İkinci bir renk var mı filenin altında? Beyazı, siyah, teni, seninkisi külliyen berbat. Ya onda nude yani ten rengi bir büstiyer kullanacaktın, ya da içine bir hani sütyen dediğimiz korsajlı burasından siyah bir büstiyer giydirip önünü şöyle kapatacaktınız bunun. Altındaki kesler zaten tamamen bir alakasızlık. Yani bu uyum çerçevesinde. Saçın arkasına Adnan Bey tost dedi. Önünde de yağlı açma var. Bakar mısın? Simitçilerde satılan açma modelini yapmışsın kafasına. Resmen açma değil mi? Gördün mü? Evet, gül gül Aslı.
Gül kızım, gül. Yani gerçekten gülünecek hali var ya. Bunu sen benim karşıma nasıl çıkardın? Bugün senin kafan bulanık. Ya çalışırken de seni gördüm. Bu modeli yine yaptın, akıl erdiremedim. Sonra kendi kendine bir sinirlendin ve saçı bozdun. Bozdun, biliyorum. Bozdum, evet, sonra evet, tekrar bozdun, yaptım. Ondan sonra bıraktın ve kendi kendime de dedim ki inşallah yine o açma gibi modeli yapıp buraya çıkartmaz dedim. Sen yine inatlaştın. Herhalde zihnin bir ara tıkandı senin. Burada beğendiğim tek şey Apo'nun makyajı. Çok güzel olmuş oğlum. Ellerine sağlık. Ama geri kalan kombin, saç falan, külliyen. Hani benim bir para değerim var ya, o para değeri. Ayşegül, makyaj nasıl? Ya ben bütün olarak da o kadar kötü bulmadım. Yani çok mini mini bir kız ya, ona yakıştırdım yani jean ve şeyi. Bir önünü kapatıp saçlarını arkaya atabilir misin? Ah, onu ben yaptıracaktım. Aynı şeyi düşündüm. Ay, kaçtı. Evet, doğrusu. Arkaya, saçların hepsini arkaya atar mısın? Evet. Tamamen kapanıyor mu o yukarı kadar? Evet, teşekkür ederim. Onu biraz açman lazım. Biraz yine, şurayı açması lazım. Mikrofona hizana kadar açman lazım. Şeye döndürmeye çalışıyor. Ya indir, bak böyle indir, fena biraz daha indirse fena, yani daha iyi en azından tabii şey olarak. Yani belki bir tık böyle topuklu pantolon paçasında hiç görünmeyen de bir bot olsaydı, spor böyle postal gibi, daha da güzel olabilirdi bence. Ben saçı da çok beğendim. Makyaj bu arada gerçekten çok güzel. Yani yakından böyle incecik eyeliner fırçasıyla çok fazla, çünkü Apo böyle şeyleri kabullenmiyor, sevmiyor falan ama... o yüzden de minimal çalışıyor. Çok güzel çalışmış. Orada böyle çok güzel neon bir turuncu kırmızı arası bir renk aralarına geçmiş incecik. Açabilirsiniz gözünüzü. Altta böyle. Çok beğendim. Buradan bakınca da Japon anime kızlar gibi olmuş. Evet. Hani gerçekten Güney Koreli ve böyle makyaj yapıyorlar ya kendilerine. Onlar gibi olmuş. Yani şu arkaya yaptığın o çizgi onun göz kapağını çıkarmış. Yani bir illüzyon yaratmış orada. Sanki göz kapakları olmayan Çinliler, Japonlar gibi. Ben çok beğendim. Fix rujunu da her zamanki gibi sürmüşsün. Ellerinize sağlık. Tuğba, sen nasıl buldun kıyafeti? Şimdi aslında gözümüzü yoran ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi burada bir küpe var. Tüy bir küpe. Üstümüzde file var. File gerçekten kombine edilmesi zor ürünlerden biridir. Burada bir zincir var. Bu boydaki insanların bu kadar tank gibi görünen spor ayakkabıları giymesini ben açıkçası doğru bulmuyorum. Hele ki paça bir de bu kadar darsa, yani kafayla ayak neredeyse aynı boy görünüyor. O yüzden bu spor ayakkabılar kesinlikle modelimizin ayakkabıları değil. Bunun yerine ne olabilirdi? Bir postal olabilirdi. O jean içine sokulabilirdi. O beyaz yerine, üstteki o büstiyer beyaz yerine siyah bir şey giyilip ince askılı, üstündeki cekette yarıya kadar indirilip o postallarla daha hoş görünebilirdi. Zaten blue jean'de de böyle bir hani o yırtık pırtık haller var ya, o yüzden böyle gözümüz yoruluyor. Bugün makyajı çok beğendim ama diğer geri kalan detaylar beni çok etkilemedi. Biraz kuliste bekler misin? Hayat ve Özlem'in modeli Angel gelsin. Ayna kapansın, Angel kendine baksın.
Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Böyle bir makyaj ve topuz kullanmış mıydın daha önce? Yok. İlk defa. Kullanır mısın? Evet, çok güzel. Çok dokunmazsan iyi olur. Sen göğe sağlam kalmam. İstiyorsanız bastırın, yine bozulmaz. Bastırın. Bastırın. Hiçbir şey olmuyor. Peki. Size dokundurtmayabilirler. Ama yakından bakmak ister misiniz? Detayları inceleyin bakalım. Peki, partnerinizle konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Önde topuz dediler bize. Ortadakini yapmış, yana doğru getirmiş. Bak. Şuradaki saç detayını ben çok beğendim ama... mesela bu tarafta da arabik çalışmış yine. Kadın sürekli arabiye kayıyor. Eğer o saç orada olmasaydı... o göz makyajının ikisini beğenebilirdim ama bu şekilde benim gözüme çok karışık ve çok yorgun geldi. Bak oradan bak. Bak baba şu gözle bak, soldakine. Çok yorgun ve şaş gibi duruyor şaş kızın gibi gözü. Ben saçı beğenmedim. Yani... saçı beğenmedin mi? Evet. Saçmalama mısın ya? Bir bak bakayım, saç her beğenmedim. Tarafı yığılmış duruyor. Tamam, kaç vereyim? Söyle o zaman. Sen ver kararını. Tamam, saçı beğendin mi? Güzel bence. Makyajı da beğendin mi? Yani. Kombin de beğendin. Ne, bana mı atacaksın? Hiç sana atmayacağım. Kaç vereyim diye soruyorum işte. Sen kendi karar ver o zaman. Aa, ben niye kendi başıma karar veriyorum? Ben her seferinde kendi zamanı karar verdiğin zamanlar da oldu. Şimdi burada bu modeli mi sorguluyoruz? Tamam, kaç vereyim diye soruyorum sana. Tamam, kaç vermek istiyorsan ver. Ben karışmayacağım puanlamaya. Şu an... bizim saçımızdan bile çok 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 farklı, çok ters çalışmış. 10 numara saç olmuş. Keşke o 5'in daha fazlasını verebilsin. Adam Bey, modelin yüz yapısına uygun bir topuz olmuş mu? Bugün konsepti açıklarken bu tip çalışmalarda yüze yakışmasını çok kale almayacağımı söylemiştim. Çünkü böyle avantgard çalışılan şeylerde yapılan objenin, çalışmanın dikkat çekmesi önemli. Tabii ki yüze de yakıştığında pastanın üstündeki çilek gibi oluyor. Daha da güzel oluyor. Bir de alnı şöyle biraz kapattı. O kısmı da bastı. Bu da iyi bir çalışma oldu. Bilmiyorum, bilerek mi yaptım, evet, tesadüfen mi yaptım? Evet, saç makyajı da yaptım. Daha da daralttım. Yani o doğru oldu. Hele şu yan taraftan bu cinaların falan çıkması inanılmaz güzel oldu. Yani çok kreatif oldu. Arkada o fileyi tekrar kullanması falan daha da güzel oldu. Yani böyle zaten bu kadar spor bir kıyafette öyle taşlı maçlı olması zaten doğru olmazdı. İyi ki öyle yapmışsın. Ben çok beğendim. Ufak tefek hacim şeyleri var. Mesela şu önden bakınca yok ama hafif yanda biraz şöyle döndüğünde şu başın arkasına doğru olan kısmın... ergonomisi biraz beni rahatsız etti ama genel olarak çok beğendim. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tebrikler. Ayşegül, makyaj nasıl sence? Makyaj yani olay. Yani kız sağına döndü, soluna döndü. Yani şurada bir fotoğrafçı olsa her yerden çekerdi onu. Resmen bir moda çekiminde böyle sağa döndü profilden bu taraf. Öbür tarafa döndü bu taraf falan. Çok güzel. Çok beğendim. Allıklarını da çok beğendim. İkisini farklı renk yapman çok iyi olmuş. Bir sürü eyeliner görüyorum burada. Ve güzel. İki taraftan da çok güzel resim veriyor. Ama tabii yukarıda da bir uzatma var ya. Sadece tek eleştirim olabilir. Şu dudağın botlarındaki pembeden şu ortaya bir şey istiyor. Yani çok uzuyor. Dün de demiştim ya. Yani buradan aşağısı çok uzuyor.
Bayıldım botlarına, içten çıkan fileye falan. Tarzı harika olmuş. Ellerinize sağlık. Tebrikler. Muammer Bey, kıyafeti nasıl buldunuz? Nasıl bir tarz yaratmışlar? Olmuş mu sizce? Ay Gözde'cim, şu an var ya gerçekten hem ağlamak istiyorum, hem gülmek istiyorum, hem haykırmak istiyorum. Yani karşımda o kadar güzel bir model duruyor ki. Mesela bu stones bluzunla, ayağındaki bu yıkılan botlar. Ya saç zaten var ya, burada yaparken yedim aileye seslenmek istiyordum. Tanrım, bir şey doğuyor, ortaya bir şeyler geliyor diye. Makyaj, yani makyajı görmüyorum Özlem, inan. Yani tamam şey olmuş olabilir ama Angel yine ortalığı kasıp kavurdu. Ay bu kız var ya, bu hafta buraya felaketler yağdıracak, Allah korusun. Böyle. Ciddi söylüyorum. Tahta bana yetmedi. Şuralara kadar devam edecektim de Adnan Bey durdurdu. Ya çok teşekkür ederim. Tuba? Vallahi içeri bir girdin, kalp atışlarım hızlandı böyle gümbür gümbür gümbür. Ben burada müthiş heyecanlandım. Dedim ki ay bir an önce yorumlasam, bir an önce yorumlasam. O kadar böyle heyecanlandırdı ki beni, ışıl ışıl. Muhteşem böyle bir star geliyor karşımıza. DJ'sin bildiğim, evet, kadarıyla. Kız kardeşin de öyle. Evet. Müthişsiniz yani, mesleğinizle de tabii doğru orantılı bu giyim tarzı falan. O botun içerisinden çıkan file, eldeki file, eldiven muhteşem olmuş. Çok güzel düşünülmüş. Tebrik ediyorum. Yani saç zaten biz burada böyle bakarken Allah ne geliyor acaba yine hayattan dedik. Yine muhteşem. Makyaj yine muhteşem. Ben Muammer Bey'in devamını getireyim. Ya çok teşekkür ederim. Biraz kuliste bekler misin? Şimdi son olarak Taner ve Aslı'nın modeli Christina gelsin. Ben beğendim abi. Güzel değil mi? Beğendiniz mi? Beğendim. Ben de beğendim. Ayna kapansın, Christina kendine baksın. Güzel, neşeli girişti öyle. Bakınca ne hissettin? Kendini görünce? Yani... Evet, dürüst ol. Biraz yani güzel. Yani makyaj da güzel, saçım güzel. Ama tek biraz burada şey... Benim bu. Peki, yakından görmek ister misiniz? Bence isterseniz bu eyeliner'a ve topuza bakın bakalım yakından. Aslı'ya kaç puan vereceksiniz? Aranızda konuşun, tartışın, anlaşın, puanı yazın. Makyajın hakkı var değil mi? Makyaj çok iyi. Homin kötü. Bundan bir iki hafta önce yapılan saçı önde, aynısını yapmış. Önde toplamaya çalışmış da. Ama ben, olmamış ben, mı? Ben makyajı da beğendim. Makyaj güzel. Kıyafet, neyse güzel bu makyaj. Güzel canım. Hayır, ben bu çok beğendim makyajı da ama makyaj, şeyini anlamam. Makyajda güzel bir şey göremiyorum ben. Ya makyajı çizmiş ama gerçekten hani karışık, nasıl çizmiş? Bulanmış böyle makyaj çizmiş ama bulandırmış. Ben zaten bu puanımız kaldı şimdi.
Adnan Bey nasıl buldunuz ön topuzu? Hani ben bir topuz istemiştim. Taner iki topuz verdi. Nur topu gibi. Evet. Promosyon günüymüş Taner'in. Ama iki topuzun birbirini tutmamasını sevmedim. Bir de şu ön tarafın hani iki düşüş, iki tarafın düşüşünün bozukluğu beni rahatsız etti. Ben genel olarak sevdim. Çünkü bu tip çalışmalarda dediğim gibi yakışmak değil ama kreatif olması lazım. Güzel güzel gözüküyor gerçekten. Hani şu arkadaki böyle zikzak ayırman, örmen, şu düşüşler falan da genel olarak daha da iyi oldu. Ama tek sıkıntı o topların ne olduğu belli değil. Biri başka bir şey, biri başka bir şey. Hani ortaya karışık meyve gibi oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben sevdim. Hı hı. Kıyafetle ilgili hoşlanmadım. Onu zaten uzmanlarımız söyleyecekler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ayşegül, makyajı nasıl? Makyaj olay. Yani bunu yapan kör oldu. Gerçekten. Yani bir kapatır mısınız gözünüzü? İzleyicilerimiz de görsün. O kadar güzel bir makyaj var ki yani yakından. Böyle ince ince renkli boyayıp onun etrafından siyahla kontür geçmen. Çok güzel, çok eğlenceli. Ve de ben çocukluğumda da resim yaparken de çok yapardım onu. O böyle çizgi film efekti yaratıyor ya. Yani o renkleri de çok vurgulamış oluyor etrafından siyah geçmen. Ve böyle mesela bir tane şöyle geçip orada bir bina gibi bir şey yapmış. O ama arkasında kalıyor o pembenin falan. Yani onları düşünmen, onların o aralarından çıkması gerçekten harika. Ellerine sağlık. Yani senin bence kendini inanılmaz derecede geliştirdin aslında. Zaten 20 yaşındasın. Hiçbir eğitim almadan buraya katıldın. Evet. Kendine güvenip. Bu konularda zaten çok doğuştan bir yeteneğin olduğunu düşünüyorum. Bu çizim ve şey konusunda. Beauty makyajda birazcık çok fazla makyaj yapıp tecrübe kazanman gerektiğini düşünüyorum. Ama bu makyaj gerçekten harika. Yani keşke izleyicilerimiz de bu kadar bizim kadar yakından görebilseydi. Ellerine sağlık. Bayıldım. Başka hiçbir şey göremiyorum. Gözlerimden kalpler çıkıyor. O zaman ben de sana şöyle kalpli. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ne oldu Muammer Bey? Ne diyorsunuz? Yo bir şey demiyorum. Artık böyle kendi kendime konuşur hale geldim. Yani ne yapayım? Karşımda Fatma, solumda bunlar. Böyle bir enteresan ortamdayım yani. Nasıl buldunuz? Nasıl mı buldum? Hala arıyorum bulmak için. Kıyafetiniz şah. O küpeleri takmışsınız. Olmuş şahbaz. Kızın kafasına iki tane de Hindistan cevizi oturtturmuşsun. Artık yani isim bulamıyorum Şah Şahbaz'dan başka. Makyaj gerçekten çok güzel. Çok güzel. Onun dışında sizi ben Tuba Özay'a havale ediyorum. O sizi hırpalasın. Çünkü ben bundan daha fazla konuşmak istemiyorum. Normalde puanım bir tane yüksek veriyorum. Ama ciddi güzel yani. Hocam yıldız yok. Ay ne yıldızı? Bir de yıldız istiyor. Yıldız da üç. Esasında kıyafet çok kötü değil. Sadece belki de bizi yoran, çünkü kendi aramızda da değerlendirme yapıyoruz. Pantolonun biraz büyük oluşu ve tabii o üstteki filenin de bol olmasıyla birlikte karşımızda zaten vücut proporsiyonu olarak da böyle çok ipince yapıda bir model yok. O biraz bizi yordu. Evet, bugün makyajın beni benden aldı. Çok beğendim makyajını. Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Siz bize gözlük çıkartıyordunuz ya, ben de size kalp çıkarttım. Bugün gözlük yok size. Olsun. Peki biraz kulise bekler misin? Evet, jürimizin yorumlarını, puanlarını gördünüz, duydunuz. Henüz birbirinize kaç puan verdiğinizi bilmiyorsunuz. İşte olay tam burada başlıyor. Hesaplaşma, yüzleşme az sonra. Evet, Çetin ve Fatma'ya kaç puan verdiğinizi görelim. Görelim, görelim arkadaşlar ve yüzleşin. Yok bir. Yok artık. Tabii, bir de değil yani. Tam makyaj konsept dışıydı ama. Asla değil. Bir. İsmihan
o yapamadığın saça... Abla benim yapamadığımı geç, senin yapamadığına gelelim. Gözde hiçbir şekilde eyeliner hiçbir tamam, şey yok. Tamam onu geç bak. Kıyafetten, saçtan hepsi kıyafetini, beşli. Kıyafetini beş. Puan vermiyorum. Sen makyaja değil, Apo veriyor makyaja. Tamam ben kırdım. Neyi evet. uzatıyorsun? Ama... Kıyafet modelin kendi kıyafeti hiçbir şekilde hiçbir emeği yok. Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlamaklı ses tonu ne? O ağlamaklı ses tonu ne? Hiç haftalı ağlamaklı değilim. Benim bayağı ağlamışsın. Sen haftalardır buraya hiç güzel bir kombin çıkaramadın. Bu hafta modelin yaptığı için kombinleri. Şu an kombininiz güzel. Saç güzel ama makyaj ya bugünkü bugün şey içindeki en kötü makyajdı. Teşekkür ederim. Makyajı Apo yorum yapsın. Ama yok, senin yapmasın. Makyajın bugün Çetin abinin saçını yedi. Niye yapmayacağız? Aslı. Hayır ne demek yapmayacaksın ya? Aslı. Kötü yapıyorsun ondan sonra bize gelmişsin. Ne diyorsun burada? Sen herkese sallarken sallıyorsun da biz niye sana bir şey diyemiyoruz? Bir de konuşabilirsin. Kendin sen de bize hep bir veriyorsun. Ya bir şey söyleyeyim bak hiçbir zaman... Ay yok konsepte, ben cevap vermek istemiyorum. Zaman konsepte uymuyor. Ama tamam, bize geliyor sen kötü tamam, sen bilmem sen. Ya şu yaptığın makyaja bak Fatma abla Allah'ın aşkına ya. Ben Fatma abla ile yarışmak istemiyorum. Çok ciddiyim ama bu konuda. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Böyle makyaj yapan birisi benim makyajımı yorum yapmasın ya. Peki Fatma'ya kızıp saçın bir niye verdin? Saçı da kötü abi. Neresi kötü? Otur iyi bir saç yapmamışsın yani. Bugün üç masa arasındaki en kötü makyaj, yani konsept, tamamen konsept dışı makyaj sizin de. Kombininiz de modelin kombini olduğu için ayakkabısından tut. Onları bir araya getirebilmek kadar, tamam mı? Başka onları bir araya getirebilmek makyaja değil. Makyaja kızsınız, saça puan vermediniz. Abi saçında senin fikrin olduğunu düşünmüyorum. Hayat ve Özlem onlara yardım ediyorlar. Neyi? Neydi? Bir saniye, aynı cümleyi... Mankene söyler misin? Lütfen mankene söyler misin? Hayır, gerçekten kendisi düşündü. Hayır, fikir diyor. Ben katılmıyorum, fikir bir dakika, alabiliriz. Biz bir saniye önceden de bana bir çok sorduğun cümleyi lütfen mankenime sorar mısın? Aynen, kendisi düşündü. Hatta bu makyaj rengi ve saçı birbirine getirdiği için... Yani şöyle bir şey burada... Aslında senin gözünde pembe yok bir bu tane, arada. Bir tane bir kullanmak zorundayız. Üç makyajın üçü de çok böyle iyiydi. Böyle dürüst söyle canımı ye. Söylüyorum sana, Fatma ablanın makyajı senin saçını yedi. Bugün burada üç makyajla en iyisi çok iyiydi. Sen de Apo'nun makyajını yedin. Tam sen de canım bana bak, böyle söyledin ya. Öptüm aldım boşuma anladın, koydum. Başlarken bir verilmesi gerekiyordu onu bana verdin. Sen Apo'nun makyajını yedin bir de bir verilmesi gerekiyordu sana vermedik ha. Abi. Bugün tamam, buradaki iyi, devam en et. Kötü ha, bence makyaj. Ağlamaklı Fatma sesini ablanın düzelt. Makyajı o ağlamaklı kötü. Sesini bir düzelt. Saniye, o saçını düzelt. Kardeşim siz niye bir verdiniz? Ben ellerinize sağlık ama Fatma ablayı çok kızgınım. Orijinaline yani şu kostüme, şu saça gerçekten düştüm. Çok beğendim ben. Ama bizde konsept dışı çalışmalara net, direkt bir. Düşünmesiz bir yani. Makyaj desen, makyajda mesela o kadar laf ediyorsun Fatma abla. Eminim benim çalışmam geldiğinde düşük verdiğin için bana hemen böyle oradan tırnaklarını çıkaracaksın. Yok sen yapamadın, yok sen şöyle falan diyeceksin. Yani senin... Anladığın konsept bu mu? Bu mu ya? O kadar kötü ki. Konsept kötü. Derken sadece makyajdan bahsediyorsun değil evet, mi? Evet, makyaj konsept dışı. Yani makyaj konsept dışı olduğu için direkt konsept dışı cevap olarak değerlendirdim. Bırak cevap ve bir verdi. Çünkü yoksa genel olarak saçın, konsept. Kızın modelin kostümü falan muazzam ya. Sen onu bir araya 40 yıl düşün sen aklını bir getiremezsin. Ya senin sen her zaman iyi kombinlerde patlıyorsun. Kombinlerin zaten hiçbir yere gidemez senin kombinlerin. Fatma abla çok yüksek sesle böyle hava hava diye konuştuğun için ben seni anlamıyorum. Sen konuşuyorsun ama ben sadece bir uğultu duyuyorum. Ben bir gün senin kombinini düzgün görmedim. Seni gayet net anlayabilirim. Ellerinize sağlık, teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem, teşekkür ederim. Teşekkürler, yarın görüşmek üzere. Ayağına sağlık. İsmihan ve Abdullah'a kaç puan verdiğiniz görelim. Yüzleşin. Şuna 5 veriyor ya. Ay bayılacağım. Hı? Şuna 5 veriyor bu masa. Çarpı, çarpı mı artı mı ne o? Çarpı. Neden? Kötü. Saçın... O saç... Almış başına gitmiş, dağılmış. Sen benim saçıma yorum yapma Fatma abla. Çetin abi yapsın. Başını almış gitmiş. Çetin abi yorum yapsın saça. Saçın önüyle arkası çok farklı bir yere gidiyor. Hı hı. Herkes bir yere gidiyor burada. Fatma abla önü, saça Çetin abiden yorum ön kısmı istiyorum. Gerçekten olmuş. Hocam söylemeden önce Fatma'ya
önce biz puan verip konuşuyoruz ya. Aynı cümleyi kullan hocam. Arka yani saç pazar saçı gibi olmuş. Pazara gidiyor ama ön gerçekten çok güzel. Önde koy topuza bayıldım ama birbirini tamamlamadığı için. Şimdi boş yorum yapmayın abi burada, tamam mı? Sizin o inanılmaz kötü saçınıza biz bu hakareti yapmıyoruz. Sen bu ben hakaret pazar, yapmadım ki. Pazar saçı diyemezsin. Sen sen lütfen mi? Sen o yaptığın demode makyajlarınla şöyle düz bırakılmış saça ben, pazar saçı ben mi diyemez. Pazara gidenlere iyi makyajı, bak. Sen makyajı bir ben gün mi yapıyorum? Pazara git. Makyajdan bahsetmiyorum. Bana diyorsun makyajı sen yapıyorsun diye. Kimse saçına ön topuz yapıp bu kadar zincir yapıyorum. Takıp pazara gitmez herhalde. Anladın mı? Ben sadece arkasına tamam, bak. Arkası önü çok güzel. Bir yer değil o yani. Yaptığın topuz burada hepiniz harika. Tost yapıyorsunuz tamam abi, ya saça. Konsept uygun mu? Hayır. Ben onu anlamam. Ben, hayır, saç, ben hayır, saça bakıyorum. Saç konsept hiçbir, uygun mu hiçbir abi? Şeyle konsept. Hiç sadece makyaj. Arkayla ön birbirini tamamlamadığı için. Makyaj ne? Ben makyajı beğendim ben. Tam bir şey söyleyeceğim. Ben makyajı beğendim. Bir puan makyaja verdiniz. Hani biz şöyle algılıyoruz ya. İki puan makyaj, iki puan saç, bir puan da şey. Saç çok sen de iki puanı makyaja yarım, verdik. Başka yarım şey puan burada. Fatma verdi, yarım da ben verdim. Hani bir makyajı yaptım. Beğendiğiniz makyaja neden yarım puan? İki puan verdim, daha ne vereyim? Üç ver abla. Yarısı onun, yarısı benden. Vermedi ki. Fatma abla iki haftadır bize ya iki ya bir, ya iki ya bir, ya iki ya bir. Yok ya çok daha net hiç yani. Daha hiç kullanmadı yani. Bize herkes laf ederken bir şey karşı tarafta birbirine İçeride veriyor. İçeride o kadar file elbiseler, o kadar güzel şeyler vardı ki böyle çıktın bir de puan bekliyorsun niye ilk ya. Başta öyle almadın? Yok böyle bir şey. Niye ilk başta modelin kıyafetlerini seçmeden önce seçmiştin? Madem çok güzelleri vardı. İlk siz seçtiniz. Bugün ilk siz girdiniz seçmeye. Madem çok daha güzelleri vardı. İlk siz gittiniz. Kendi modeline. Modelinin elbisesini değil de orada çok güzel gördüğüm şeyleri. Ya model kendine kızdı dedi, ben bunları giymem dedi. Kendi giydi. Modelin ki olmasa ...saydı ben oradan çok güzel bir şey bulurdum, merak etme. Ha, Fatma abla, sende o vizyon, o şey yok. Senin inanılmaz kötü giydirdiğini de biliyoruz. Kötü makyaj yapıyorsun, kötü saç yapıyorsun. He, sen haklısın. Size büyük bir şekilde Özlemlerin yardımı oldu, çok belli. Çünkü birebir tarzlarını sizin modelinize yansıtmışlar. O yüzden milletin modelini sallama. Biz aynı anda gitmedik ki. Kıyafet seçmeye aynı anda gitmedik. Biz görüyoruz kardeş, sizi. Kardeş oldukları biz için. Biz sizi görüyoruz. Biz kardeş oldukları aynı için. Anda seçmedik. Özlem kesinlikle Fatma'ya yardımcı oluyor. Ama yardımcı olurken de fazlaya kaçıyor. Tamam, yardımlaşmak güzel bir şey evet ama bu içten pazarlıklı bir yardımlaşma. Benim dikkatimi bir şey çekiyor. Bizim modellerimiz Aslıların ya da bizim modellerimiz çıktığı zaman Fatma abla böyle yapıyor. Bir tanem bana döner misin? Hayır, böyle, böyle yapıyor. Hayır, böyle, yapıyor. Böyle bak, yapıyor. Bak, bak böyle yapıyor aşağı bak, doğru. Kapat gözünü. Kapat. Böyle yapıyor. Ama hayatları modeli çıktığı zaman şöyle bakıyor, şöyle bakıyor. Hayatları modeli çıktığında sanat. Ama gerçekten sanat çıkıyor bizden. Böyle yapıyor. Emek var. Peki başka soru var mı? Yok. Teşekkürler. Peki teşekkürler. Özlem ve Hayat'ın verdiği puanla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır yok. Peki. Yarın görüşmek üzere. İyi günler. Hayat ve Özlem'e kaç puan verdiniz görelim. Yüzleşin. Hiç şaşırmadım. Fix zaten. Fatma fix menü. Fix menü. Fix menü değil. Bir düzgün bak görürsün nasıl menü olduğunu. Ama çok kötü olduğu günlerde 5 veriyordun. Boş arkadaşlar ortaya gelir misin lütfen? Hayat ve Özlem sormak istediklerinizi sorun. Ya ben bir şey söylemek istemiyorum ama hep suçlanıyoruz. Genelde hep birbirlerine 5 veriyorlar. Siz de birbirinize 5 veriyorsunuz. Ama biz suçlamıyoruz. Ama biz sadece suçlamıyoruz. Birbirinize 5 vermiyoruz. Bak, oraya da 5 veriyoruz, oraya da 5 veriyoruz. Siz şunu yanlış anlamayın. Burada şimdi bak ikiniz veriyorsunuz, ikimiz veriyoruz ya. Birbiri kimsenin kimseyi sorguladığı da yok, suçladığı da yok. Ama her seferinde Aslı yatan her seferinde, sorguluyor hayır, ya. Bizim bunu dile getirmemizin sebebi Fatma ablanın bizi dile getirme sebebi. O bizi getiriyor, biz de onu getiriyoruz. Yani onu dile getirince otomatik olarak siz de bu iş isimleri olarak karışıyorsunuz. Yani ben... Buraya girmek istiyorum Hayat, çok özür dilerim. Biz beşimizi sadece oraya kullanmıyoruz. Dört gün boyunca oraya kullandım. Ay hiç görülmez. Ve biz ara puan olarak dört de veriyoruz, üç de veriyoruz, iki de veriyoruz. Biz...
Sinsi bir takım olmadığımız için sadece 1-2-5 vermiyoruz. Yani bunun arasında bir puan da veriyoruz. Hep ama biri veriyor. Fatma Abla'nın benden hiç kullandığını gerçekten, görmedim. Gerçekten Fatma Abla, o herkes, beşleri... sana özür dilerim, herkes stratejik davranıyor. Tamam, kendinize düşünmek zorundasınız ama lütfen önce yani suya ne kadar taş atarsanız o kadar üstünüze bulaşır. Lütfen dikkat edin. Yani Aslı, bu yorumun üstüne şunu diyorum. Adaletli verilirse yine biz birinci çıkardığımız işle. Ama o beş senden bize hiç gelmiyor. Bence sorgulamadan hak ediyor. Peki ben sana 4 verdim. Sen bana kaç verdin? Ne zaman? Hatırlamazsın. Haftanın ilk günü, pazartesi günü. Ben de sana verdim. O ilk şey değil, beş verdiğinden dolayı değil. Hayır hayır, bu haftanın ilk günü, pazartesi günü 4 verdim. Niye habire birileri devam ediyorsunuz? Ama Taner bak, 3 masadan ben bu hafta beğenmiyorum seni yani. Ya ben hayat. Ben belki o masayla rakibim şu anda ama onlara da hak ettiği puanı veriyorum iyi kötü. Çok ama bu hafta gerçekten Aslı güzel makyaj çıkarsa da saç. Tamam boş ver, saçtan yani kötü oldu değil mi saç? Makyajına kombin vereydiniz. De kaç verdiniz bize? Kombin bir, de kötüydü. Bir ama verdiler. Bak bunu sorguluyorsan ben de sorgulamaya başlarım. Niye o tahtaya 5 apalara? Oraya da veriyoruz, oraya da veriyoruz, oraya da 3 gün boyunca 5 orası ama sizi ilgilendirmiyor. Başka işte, bizi ilgilendirmiyor. Siz de sorgulamayın. Ama işte siz bizi sorguladığınız için biz sizi sorguluyoruz. Ama ben sorgulamıyorum. Yapmayın, bize sıra geldiği zaman bak, bunu sorgulamayın diyorum. Ben size şunu anlattım az önce. Dedim ki burada evet hatamız var. Hatası yani belki saçta hatası var ama konsepte uygun. Siz konseptle alakası olmayan bir makyaja 5 veriyorsunuz. E sen de verdin. Makyajdan bahsediyorum. Bak bunun arkasını doldur. Sadece. Sen de verdin saçalı oraya. Hayır. Hatalı. Konsept dışıydı. Dün 5 verdin. Ne konsept gelin dışıydı? Gelin. Konsept dışıydı. Niye konsept dışıydı? Ben ama dün bununla... Gelin makyajı değildi. Ben hayır değildi. Saç konsept dışı mı? Ay. Kompleye ama bak o saç da konsept dışı değil. Taner altını doldur. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen şimdi bu topuzu önden mi yaptığını düşünüyorsun? Nereden gibi incine? Önden mi? Arkadan dersen kuaför değilsin. Suratı hadi ortada duruyor. Nerede ortada? Ortada duruyor bir topuzun. Git. Nerede ortada? Yani sanki yüz topuzu yapmışsın bir, gibi yani. Bir yükselmeyle yana yani verdim. Yüze onu löp diye bu tarafa önden yapamam. Önden bir şey söyleyebilir miyim? Ben bulmadım öyle önden. Efendim? Niye yoruluyorsun? Aynı laf onlarınkisi. Bırak. He de geç. Bak, yani hayır. Kuaför olarak hede bunu demesi komik ya. Hede, buradan gelmez bırak ki. Saç gelmez yandan. Bir hede çıkıp geç düşmesi lazım. Bunu mu öğreteceğim şimdi? He he de sen sadece bırak. Abi saç şiir gibi akıyor. Tüylenme yok. Sen de oku o zaman. Sen oku gibi biraz. Sen de bence oku o zaman. En ben azından sen biz, okuyamadığın size, için biz size ara bir puan kullanıyoruz. Siz yani, aşkım dün 5 kullandım. Dün 5 kullandın ama Fatma'ya da 4 kullandın. Siz hiç bize 4 kullandınız mı? Ay kullanırım yarın. Yani yarın kullanırım. Adam bana hiç ben kullanmadı. Bir şey söyleyeyim. Ben bugün bunun olacağını bildiğim için 2 verecektim. Abdullah dedi ki güzel, o yüzden 3 verdim. Sonra sizin 2 puanınızı görünce ama dedim bir şey ki demek ki haksız değilim. Sen dün 3 verince ben niye 5 verdik demedim ki? Çok saçma olabilir. Bak saçımda hata olabilir. Ama benim saçım konsept dışı değildi. Makyaj, konsept dışı demedi bak ki. Makyaj hiçbir şekilde yorum almadı. Ama ona rağmen adaletli davranmıyorsunuz. Siz stratejiyle dur, strateji dur ben bir kardeşim şey söylemek istiyorum Hayat. Burada sana hak veriyorum aslında biliyor musun? En büyük rakibi beni görüyorsun. Benimle yarışmaktan korkuyorsun. Kendi dalında bunları zayıf görüyorsun. Öyle bir şey yok. Çıkardığın yani saçlarla ondan mı rakip dolayı görüyorum sürekli bana oynuyorsun. Anladın çıkardığın mı? O yönden hak veriyorum sana. Beni rakip göreceğim olarak görüyorsun. Eleme potasına gidiyorsun. Yani sen didim daha mı iyisin sorun şimdi ama İsmihan'dan? Yanlış yapıyorsun. İsmihan'dan daha iyi olduğunu nasıl iddia bak ediyor. Beni burada, ay, ben beni burada rakip görüyorsun. Yani. Hak veriyorum sana. Tamam sen kendini öyle avut. Ne boyada iyi, ne kesimde iyi. Başka sorunuz yıllarda var mı? O topuzu yapıp duruyor. Yok. Öyle mi kendini kandırıyorsun? Valla boyada da yani iyi. Tüm seni tanıyanlar öyle diyor. Bugün topuz konsepti kesim o. Tüm kesimden de 5 alıyorum, 4 alıyorum. Yarın kesimde göreceksin. Oldu ne bir kadar de jüri masasına otur. Niye? Puanlamayı sen ver. Hazırladınız kesim mi getireceksiniz? Peki arkadaşlar. Neden yani yarın görüşmek üzere. Hazır bir kesim mi getireceksiniz? Yarın göreceksin yarın. Arkadaşlar. Geçen hafta da seni gördüm kesimimle, çok güzel cevap verdim sana. Çok güzel. Taner ve Asya kaç puan verdiniz bakalım. Görelim. Ay bir de bakıyor sanki bilmiyor ne kadar kaç verdiğini. Bak gülüyor, bak bir de gülüyor. Yıldızlı beş. Sanki kaç vereceğini bilmiyor. Ya Fatma abla ya. Belki görünmemiştir. Ya hayır hayır sen onu bir görüyorsun. Sen onu o tarafa hiç bakmıyorsun. Demek ki 5 vereceğini sen de biliyorsun. Ben sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum.
yorum yapma. Hayır ben yapacağım, yapma. Yapacağım, yapma. Hayır modelin çıktıysa tamam. Yapacağım. Sen dedin ki kendine rakip görüyorsun. Ben bu saçla asla seni kendime rakibi görmem. Asla. Hayat, ben öyle yaptım. Asla. Ruhumu yansıttım, sana ne? Niye biliyor musun? Saçın sana bir tekniği yok, temizliği sana yok. Sana ne, sana ne? Seni ilgilendir. Ben böyle yaptım, sana İlgilendiriyor. Ne? Böyle yaptım. İlgilendiriyor. Ben böyle yaptım. İlgilendiriyor. Yaptım. Yarışıyor, sana ilgilendiriyor. Böyle istedi. Anladın, ben böyle bir şey sormak istiyorum. Dedin ya hocama saç ince, tüyleniyor. He. Ek saç taktın. Takarım. O saç da mı tüyleniyordu? Onu da takarım. Bak bir dakika. Sana ne? Onu da takarım, sana ne? Tanel, sen sana herhalde konuşmayı yanlış anladın. Keyfim sen, bunu istedi. Tamam sen mı? Sistemi keyfim yanlış anladın. Ailem ve ben. Aynen diyeceksin. Keyfim bunu istedi. Oh ne güzel keyfi de yapmışım. Keyfi ailesi ve kendisi. Saçtan obje yapmaya çalıştın büyük ihtimalle. Saçtan yine obje yapmaya çalıştın. Teşekkür dinler ediyorum. Dinler misin? Ben seni dinliyorum değil mi? Yok dinlemedin. Dinledim. Ben bir şey dedim mi? Yok. Ağzımı bile açmadım. Hasta konuştu. Taner uzatma. Sen de yine saçı yanlış anladın herhalde. Saçtan obje yapmaya çalıştın. Ama yine olmamış. İki tane aynı hocam değil miydi? Canım güzel. Senin o su borusu şuradan takmamışsın, çıkarmıştığından iyi en azından. Bu bir şeye benzemiyor Taner. Ne? Bu hiçbir şeye benzemiyor. Her şeye benziyor bence. Neye benzemiyormuş? Neye benziyor? Biraz daha uğraşsaydın çok güzel bunu. Ne güzel, fiyonk doğal yapabilirdin. Işte, farklı bir şey. Biraz da uğraşsaydın fiyonk olurdu. Geçen haftaki komiseti yakalamış olursun ama olmamış. Hiç olmazsa taktığın saçı bari tüyleniyor demeseydin. Fatma abla. Sen neden bir verdin? Ya bırak bırak onu Allah. Hayır hayır. Allah hayır. Şimdi dinle düşüreceğim. Kısa bir Aslı, cevapla Aslı, neden bir verdiğini Aslı. Bana. Şu kıyafeti bir o küpeleri takıp böyle çıktın ya. Sen böyle bir yere gidiyor musun? Evet. Abi ben böyle hiçbir yere gidemem. Peki senin jürinin söylediğinin dışında yapabileceğin bir yorumun var mı? Tabii kendi ki var. Kendi yorumunu kattığın bir yorum. Tabii ki var. Bakan nedir bir şu an bulamıyor. Evet. Yani bir bak, kere bak, bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, yani file demek biraz asilik, biraz farklı. Bu bildiğin sakin sakin duruyor şu an. Yani doldurmuyor ya, doldurmuyor. Ne alaka? Sahneyi ya, doldurmuyor. Ne alaka Fatma abla? Makyajdaki eksikleri söyle. Abla makyaja yorum yapsana. Makyaja yorum yapayım. Sadece göze bir şey çalışmış, ruju doğru düzgün sürmemiş. Bir şey çalışmamışım oraya resmen. Ya tamam. Çalışmış ama hiçbir şeyle bütün olmadığı için ben orada bir şey benzetemem. Belki kafasını karıştırdı o çizimler. Yani bir şey ama her çizimle bence siz karıştırdınız. Geldi geleli siz karıştırdınız onun hiç kafasını. Hiç ağzımı bile açmadım. Fatma'nın aklı öyle değildi. Bence bir kere ne bu anda. Bu kıyafetle hiçbir yere gidilmez Aslı'cığım. Fatma'nın şekilde. Beynine resmen hiçbir yere gidilmez. İhtiyacım yok. Bir dakika lütfen üst üste konuşmayın. Ne dediniz Çetin Bey? Gözde resmen bir tablo çalışması var. Ben inanılmaz göze bayıldım. Niye bir verdin? Ama bir verdin. Ben vermedim, Fatma verdi. Ben çünkü daha saça puan... Ben saça puan vermedim. Sen de beğendiğinle kaldın. Neyse ki bizim çalışmamız konsept dışı değil. Siz neden en düşük puanı bize kullandınız? Ben açıkladım. Gerçekten makyajını beğendim ama bütün olarak Çetinlerin çok daha iyiydi. Hem kombine makyajdan hem mı? Saç... Makyaja verseydin tamam saçı beğenmedin. Asla makyaja anlatır mısın cümlemin başını? Ya sus ya. Bence hareketlerine dikkat et. Yani konuşmak için konuşuyorlar. Senin makyajını versinler. 3 tamam saçı beğenmeyebilirsiniz. Onun makyajı iyi de mi verdin bir o 5'i? Bir vermek zorunda olduğumuz için veriyoruz canım, Taner. Canım akıllısın. Akıllısın. Çok zekiyim ben. Fenasın. Çok zekiyim. Özlem eline sen? Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bak eline teşekkür sağlık ederim. Çok güzel olmuş. Bir verdiğin için çok teşekkür ederim. Ben görüyorum ki adalet falan hiçbir şekilde işe burada yaramıyor. Burada yok. Hiçbirinizde yok. Sadece jüri de var o. Burada kesinlikle adalet yok. Herkes kendince size de hak veriyorum. Gerçekten verelim. Veriyorum. Burada kalmak için bir strateji kalmak yapmaya çalışıyorsunuz. Kalmak için biz sanat yapıyoruz. Karşılıklı birbirinize 5 veriyorsunuz. Sonra bizim 5'lerimizi sorguluyorsunuz. Bizim işlerimiz alıyor ki puan. Ben 5'imi çok şükür. Kimseden gerçekten puan istemiyorum. Sizin yaptığınız eğer strateji ise bugünden sonra ben çok güzel strateji yapacağım ama kimse zaten rica ediyorum ki. Rica zaten ediyorum benim puanımı sorgulamasın. Kimse sorgulamaya alacağınız tek cevap stratejidir. Sizin söylemeye cesaret edemediğiniz yaptığınız şeyi ben söyleyeceğim. Strateji yapacağım. Zaten yapıyorsunuz ki. Arkadaşlar günün en iyi makyajını ve en kötü saçın makyajını seçmek durumundasınız. Bunu 1 ve 5 diye değerlendirmeyin. En iyi makyaj buydu, en kötü makyaj buydu. Aradaki puanı iyi kullanın lütfen. Başka sorunuz yok. Var mı? Peki teşekkürler. Söyleyeceğimizi söyledik. Noktamızı yarın görüşmek koydum. Üzere.
Hoşça kal. Bakalım bugünün birincisi kim oldu? En düşük puanı kim aldı? Kim sonuncu oldu? Az sonra. Birinci olan takım biraz fark açmış. 30 puanla çarşamba günü birinci olan takım sonuna kadar hak ettim. Sonuna kadar. Kuaförüm sensin de sıra geldi dengeleri değiştiren çarşambada puanları, sonuçları açıklamaya. Efendim. Puanlar birbirine yine çok yakın. Birinci olan takım biraz fark açmış. Ne yazık ki sonuncu olan takımdan başlayacağım. 21 puanla en düşük puanı alarak çarşamba günü sonuncu olan takım. ...21 puanla sonuncu olan takım. İsmihan Abdullah. Bekliyor muydunuz? Yani verilen puanlardan bekliyorduk ama asla hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diyecek hiçbir sözüm yok. Burada tamam, konsept dışı hiçbir şeyimiz yoktu. Diyecek bir şey yok ya. Yani ben Esef'le kanıyorum. Başka hiçbir şey değil. Abdullah. Yani Fatma ablanın bu zamana kadar yaptığı bütün makyajlar hiçbir zaman konsepte uymadı. Hiçbir zaman da geçerli not almadı. Fatma ablaya 5 verilen bir yerde ben kendimde adalet aramam zaten. Bana da verilmesi gereken puanlar buymuş. Biz de öyle davranacağız. Kritik günlere giriyoruz. Peki bakalım bugünün birincisi kim oldu? 30 puanla çarşamba günü birinci olan takım. ...30 puanla çarşamba gününün birinci olan takımı... ...Hayat Özlem. Sonuna kadar hak ettiniz. Sonuna kadar. Efendim tebrikler, çünkü siz jüriden de tam puanlar alarak birinci oldunuz. Evet, bugün iyi olan gerçekten kazandı. Çok çaba harcadık, çok hazırlandık. Hakkımızı da aldık. Ay sanki traktörle gelmişler. Çok yorulduk, çok şey yaptık. Yani sanki kamyona eşya taşımışlar. Başka bir şey söylemek istiyor musunuz? Çünkü arkadaşlar yarın ne olacak bilmiyoruz. Her şey çok kritik şu an. Çünkü üçüncü ve dördüncü olan takımlar da yine dereceleri paylaşıyorlar. Çünkü 22 puandalar. Aslı ve Taner, Çetin ve Fatma, 22 puandasınız. Sizler sadece 21 puanla sonuncu oldunuz. Gördüğünüz gibi puan durumu birbirine çok yakın. Yarın günlerden perşembe, kesin perşembesi. Acaba dengeler nasıl değişecek? 10 bin liraya ve vedaya kim yaklaşacak? Yarın sorularımız biraz daha cevaplanacak. Kuaförüm sensin. Bizle kalın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Şaşırmışsın kız. Oraya koruyucu bana bakıyor. Aa, şaşırmışsın yok, biber var. Tamam, iyiyim ha. Apı çok acı, su. Yok artık. Ya gerçekten far bunlar. Otur kız, iki süreyim sana. Ya, dur bir de. Sus.
gözüme bir şey oldu bunun yüzünden. Biberli ellerimle geldim sana. Tuzak kurdu. Hepinizden Ayşegül Hanım'ın modelinden rica ediyorum. Hayır, Nesihan gerçekten hayır. Beni kel yapın buradan ama onu ellemeyin o kadar, olur mu? Aa, Ayşegül bakar. Çok iyi. Sen beni inanılmaz derecede kıskanıyorsun, biliyor musun? Yaşlandırmış, yaşlı bir kafa duruyor arkadan baktığım zaman. Ben ancak yönetirim, yönetilmem. Yönetemiyorsun, yöneteliyorsun işte. Varis çorabı zannettim, biliyor musun? Yani vallahi o nasıl bir çoraptır ya? Yüzün kesimi bu. Değil. Bu. Değil. Bu. Değil. Bu benim için anime değil. Bu anime değil, halime makyajı gibi bir şey oldu bana göre. Beğendin madem, iki niye tutuyorsun sıkı sıkı? Aslan kafası gibi saç kesti. Rujunda da bir renk istedim. Şey, başım dönüyor da. Başın dönüyor. Başı dönüyor. Al tutun ya. Gözlerini tuttun mu sen? Sevgilim, başkasıyla evleniyor mu? Ay yazık canım ya. Sevgilisi başkasıyla evleniyor.